Patronlara geldi. He? Patron. Vay! Yani, YouTuber. Tabii. YouTuber. Dedim yavrumu. Ya. Çok özledim seni. Nasıl oldu? Metin Hacı Bey de buradaymış. Metin Hacı. Görüyor musun? Nasılsın? Selamlar. Sen beni sonra seversin. Ne var abi? Baba ben de babayım. Ama biliyorum. Aldım bilgiyi. Gel kardeşim. Neden biliyorum? Nasılsın? Şimdi sana sarılmak için 20 milyon dolar aldım. Biliyorsun. Konuşuruz bunu. Ben sana çay getiriyorum. Tabii çay. Tamam abi. Çay şart. Tamam. Aa ortamlara bak. Peste vardır bu arada. Biz ortam yapmışız. Vardı ya. Herhalde. Ne var abi? İyidir kardeşim. Sen nasılsın? Tamam, ne kadar uzunsun gerçekten? Abi ben normalim de. Baba ben. Leo. Ne oldu? Pes bulamadınız mı ya? İyi abi. Bakayım. Vallahi. Yok abi ben bak. PC'm var mı? PC'de var ya. Yok, nedir? Söylesin. Çay. PC'de olmaz. Ver git. Nereye oturalım? Buraya oturalım mı? Kesin de 2015'i bir dönem. Hayır içinden söylüyorsan yani. Rahat bir süre de söyleyebilirsin yani. Savaş yaptınız mı? Abi sabahtan. Allah'ını her gün yapıyoruz ya. Bu ne? Gel baba şöyle. Tabu. Oturalım istersen. Tabuculuk. Nasıl böyle? Baba şu şeyi ver. Abi hoş geldin. Kaç kişi? Hoş buldum. Ne haber? İyidir. Senden ne haber? İyilik falan, nasılsın? Hoş geldin. Öyle mi? Baba 40 bini yapmanız lazım. 40'tan abim olur. Lan bunlar 21. yüzyıl gençleri değil mi ya? İpeğin gözüne bakamıyorum. Aa 40 bini olsun be. Eğitim vermiş değil mi? Korkuttu herkese. Aman kocaman da ev yemin ediyorum. 6'a. Nasıl? İyi, nasıl gitsin? Çekimdeyiz, koşturuyoruz. Limuzin görünce anladım ama ben seni. Ben de anladım. Gelmişim. Tamam. Jet değil miydi ya? Limuzin mi ya? Ya çekimdeyiz. Oturduk böyle bir çay içelim falan muhabbet. Sonra ben bir anda kendimi buraya gelirken buldum. Ama siz ne yapsanız burada atıyorlar hemen YouTube'a. Ben ayıkıyorum oradan böyle. Benim yani adımı konuştuğunuz anda o YouTube'da. He. Direkt o çok geliyor. İyi. Hemen geçen böyle alarm. Geçen bir konuşmuştuk. Yani. Sen sana, senin mevzuna hayır gireceğim. O bende. O en az 2,5 saatim var onu konuşmaya. Çok alındı ha. Kim alındı? Çok alındı. Çok inanılmaz bozuldu, kırıldım. Kırıldı sana. Orada ekranın kenarındaki gibi olmuyormuş değil mi? De, ara. Burada retina diyor. Bak buradan 50 bin euro alsa. Ulan dedim ki böyle para var mı ya? Bana da çocuklar atmış. Bak işte sen abi şu an gerçekten bundan para mı alıyorsun diye bana insanları örgütlemişsin. Evet. Ciddi. Hayır canım. YouTube hayatımı de bitiriyordun. Hayır öyle şey. Gerçekten ban yedim senin yüzünden. Öyle mi oluyordu ya? Tabii. Senin şey süper. Ne ya? Ulan açıklayayım da adamı. Ne desem adam şimdi falan. Yarın bir gün gelecek. Gelir aynen. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Onu garantiye alarak anlatıyor tamam mı? Yani ben ilk başta sonra iyi. Sonra iyi ama ilk başta falan dedim bir gidip geliyor acaba ne diyecek benim aklımda falan. 50 dakika çekersiz tamam mı? He. Ben yayın yapıyorum. O zaman karıştırma. Yani oyunlara girmem lazım. Belli bir yayın akışı yapmam lazım. Neden? Neden? O videoyu nasıl izleyeyim ben? İzleyin abicim. Zaten öyle bir konuşuyorsun ki. Bır 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 konuşuyorum. Bır 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 konuşuyorsun. Ne oluyor? Tamam. Dur şimdi. Ama çok zevkli bırak. Şunu atayım şuraya. Baba arkadaşıma da bir çay versene de bu gelir, şey getiriyor. Geliyor. Getiriyor. Siz nasılsınız? İyiyim vallahi. İş ciğere girmişsiniz. Bir şeyler yapmışsınız. Biliyorum yukarıda aldım bilgileri. O yüzden şu an bir şey yapmıyorum. Baba ne? Şu an çok muhabbete girmiyorum. Şey yapmıyorum. Allah at var. Silah var. Bana at evi kim? Gezdirsen evi ya. Bak gelen herkes at var diyor. Gördün mü? Demek ki at harbiden aynen. Demek ki gerçekten var falan. Burada bir balkonumuz. Orada zehir alanı. Süper. Evet, burası mutfağımız. Mutfak en sevdiğim ya. Merhaba, mutfak afiyet efsane. Olsun. Aha. Bu da benim köpek. Boncuk. Bu da benim. Aha. Abi şeker. Bir tane. Tamam, hemen getir. Selam. Sen şunu bu yemeklerden yiyecek misin? Olsun abi. Ne yapıyorsun? Hoş buldum. Sen bu yemekten yiyeceksin mi? Ha, burası çok güzel. Burası gerçekten. Burası abi. Aynen. Yiyecekse ölür bu adam. Burası Furkan'ın odası. Çocuğu kaldıramaz. Furkan'ın odası mı? Açma. Tamam, açma. Gel gel. Furkan'ın odası aç. Dur şu şeyi de yapayım. Tamam daha olmamış. Uyudum uyandım hala anlamadım. Sence biz niye makarna yapamıyoruz? Makarnada bir sıkıntı var. Hiçbirisi normal makarna değil çünkü. Niye olmuyor? Suyundan olmadı, sosundan olmadı. Bu da makarna garip makarna. Bunları niye koymadın? Şunun altını yıkabilir mi birisi? Kapattım. Fazla mı geldi? Kapattık. Yoksa bunlar şey mi oldu? Sığmadı ya şey, pencere su. Uyanmaz. Olan bir şey. Müthiş kliması var. Manzaramız çok güzel. Aynen manzaramız güzel. Arada süper bir böyle oyundan beyin yanınca buraya gelip bakıyor musunuz böyle? Soğutuyor musunuz kafayı? Bakıyor muyuz? Yok bakmıyoruz ama. Oğlum bakın bak. İleride bakamazsınız. Manzaraya bak. Manzara efsane. Çok iyi. Bu ne?
Oğlum ben galiba gerçekten makarna yapamıyor olabilirim. Bu niye olmadı gene? Bebişim olur ya. Yok niye dedim biliyor musun? Şeyde 6 dakika yazıyor. 10 dakikaya geçti hala çiğ. Yani tam pişmiyor. Çünkü bu biraz sert kalacak ama bu normal makarna gibi ha, değil. Tamam. Ama paniğe gerek yok. Oyunlar oynamasaydı. Ne yapayım ya? Nasıl gidiyor? Oğlum bildiğin NASA'nın uzaya fırlattığı mekiğin bu kadar bilgisayarı yok. Çok ciddi söylüyorum. Sana makine bilgisayar falan gelmiş. Geldi şurada daha açmadık. Açmadın sen de gamerlık yok mu? Bana. Daha yeni geldi abi. Sen de gamerlık yok mu? Oyun. 2015 ya. Ama o da abi, bir gamer. Bir dakika durduk. Sen kaç yaşındasın? 92'liyim abi. Sen 3 yaşında böyle bir acaba ne yiyeceğim diye gezerken ben FIFA 95'te gol atıyordum. Artiste bak gelmiş bana gel. Abi bak, FIFA 95 yok çok ya. İyiyimdir. Berkot da bağını biliyorsun değil mi bu arada? Call of'ta şey zombi bölümünde pis acımam yani. Code 5 zombi World at War. Onu alamadım daha. O kadar çok çalışıyorum hangi ki. Hangi zombi bölümünde o zaman? Bir önceki işte. Özledin mi beni? Şimdi bak Call of Duty diyorum ya. Her dediğimde 10 bin dolar yatıyor. Dinlemiyor ya. Güzel para. Özledin mi? Oğlum seni çok özledim. Önce şu etraftaki insanları kesiyorum. Bak adam ailesini alıp gelmiş buraya. Bu çocuk yalnız mı? Bu çocuğu ezdiniz. Ha? Yok saydınız. Hor gördünüz. Ya sana kalp atıyorlar yaptınız. Mı? Yaptınız. Atıyorlar abi. Bu ne ya? İşte mikrofon. Sen bu özel biliyorsun değil mi? Hı hı. Ekleme yaptılar bana. Ha ya. Doğru mu ezdi abi? Yapacaklar tabii. Barış temalı bir giriş. Ben sordum başladı mı dedim böyle ufaktan sürtüşmeler falan filan. O direkt bir liste yapmış onu gösterdi çaktırmadan. Kameralara çaktırmadan gösterdi bana. Yıla. Beni sevmedi. Sen yoksun. Sen yoksun içinde. Sen yok muyum? Yoksun. Kardeşim bundan sonra YouTube'dan her türlü size destek. Tabii. Valla. Burada yeni bir çete kuruyoruz. Tamam. Sevmediklerinizi bana söylüyorsunuz. Ben bunu sevmedim mesela. benim PES 2015'imde dalga geçti ya. Ben dünya klasmanındaydım. Of. İlk üçte falandım. Arjantin'den falan teklif geliyordu bana abi gel burada oyna falan diye. Sonra uyandım. Dur. Yok oğlum öyle bir şey. Sonra ne oluyor biliyor musun? Bir gün böyle yine kralım. Taktım böyle tacı falan. Taktım oturdum böyle PES'in başına. Bak diye bir yazı geldi. Dedi ki yavrum kuşum dedi. Tabii İngilizcesi o. Türkçe'yi çeviriyor. Humor'da da bir şey var o yüzden çok çeviremiyorum. Evladım dedi 2017 çıktı PES. Bunun dedi online'ını kaldırıyoruz. Haydi. Dedim ki, parasız dedim ne oluyor? Gittim hemen 2016'ya aldım. Hani bir sene önceden geleyim. Ben öyle garantici adamımdır. Hani kazaklarımız bile seneye de gelelim de alınırdı ya. Onun gibi oyunculukta da öyleyim. Bir önceki sürümünden devam edeyim dedim. Moruk yaptığım hiçbir hareket tutmuyor. Ben atıyorlar 10 gol, atıyorlar 20 gol. Ben kahroldum, psikolojim bozuldu. Sonra psikiyatra gittim. İlaç verdi. Neler oldu? Başıma neler geldi yani? Bana ben, sen bozdu. Konami öyle bir şey. Bozdu. Ben sen diyorsun ki bu adam gamer mı? Ya arkadaş ben sırf Counter Strike yüzünden Oba. Tıbbı kazanamadım. Bak çok ciddi söylüyorum. Dershanemizin üst katında, üç üst katında internet kafe vardı. Oğuzhan orada. Sürekli. Çok iyi sniper'dım ama eskiden çok iyi sniper'dım. Şimdi yaşlandık. Şimdi elim titriyor. Ben şimdi sana bir şey söyleyeyim. Sen buradan çıkacaksın pinci çekeceksin değil mi? Ha. Değil ben mi? Ben zaten program çekip buraya geliyorum. Buradan çıkacağım yine program çekeceğim ama... Ya bana diyorlar ki abi anlatıyorsun bir saat. İşte izlemiyoruz seni Allah kahretsin okul uzun falan diyorlar. Ya sen bunları nasıl anlatıyorsun abi? Bak şuraya geldim 10 dakikada 500 tane malzeme. Aynen öyle. Çocuğu iteklemişsiniz. Ha? Kapıda gözünden damla geldi, yaş geldi. Furkan'ı. Evet. Senin ismini duydu. Tamam mı? Furkan'a yeterli. Ya adam çok. Yerinde duramıyor ya. Harbi. Adam ben bir ailem geldi dedi. Ailesi ya. Geldi çünkü. Ailem geldi dedi sizin ya. Sizin oğlunuz nasıl oldu? Siz içeri girince bir anda böyle bir duygu karmaşası olmadı mı? E işte mutlu olmadı herhalde. Harbi diyorsun ya. Allah seyreden. Tek olmadı o adam. Yok. Çok öyle samimi değil. Öyle deme bari. Ama söyle bak. Baba sigara getirdim sigaralar gözleri parlıyordu. Çok seviyorum babam cidden ayrı bir sevim. Valla şu anda ben de sevdim gerçekten. Harika. Ne yapıyorsun? İyi nasıl burada nasıl geçiyor? Bir gün nasıl geçiyor senin için? Ucuz pahalı yapıyor. Tamam. Siz hepiniz Twitch'te öyle sağlam adamlarsınız değil mi? Durum o. Evet abi. Vay be müthiş. Siz Lebo, o kafası guncuk gözükenlerdensiniz yani. Aynen o sol altta seni izleyen konuşanlar var ya. Abi şaka mı yapıyorsun? Ya, yemin ediyorum birinizden kaçıyorum birinize denk geliyormuştu ya. Ya beni gösteriyor. Oğlum senin yüzünden ben 5 milyon takipçi kaybettim. Ya öyle işte. Eksi 500 bin takipçideyim şu anda. Düşün sokak sokak gezip video izletiyorum senin yüzünden. Hayır, bu bak bir şey söyleyeceğim. Travma yaratıyor mu biliyor musun? Mesela Twitch olayını ben hiç bilmiyordum. İşte Cahreyn'le tanıştık. Tamam, orada yani üşütürsün öğrendim ben Twitch'in ne olduğunu. Sonra Cahreyn konuk oldu. Yani üşütürsün. 20 Ocak'ta bir daha kameralar sallayalım. Gelecek. Mevzulara gelecek. Mevzulara gelecek. Benim babalaya gelecek.
Şimdi Jahreyn'le öğreniyorum durumu. O dedi ben geldiğinde dedi sana atarım dedi iki tane. Yani öğretecek bana bir şekilde inşallah. Jahreyn 20 Ocak'ta Ozan abi geliyor. 21 Ocak'ta buraya gelecek. Tarihi öğrenmiş oldum. Onu bilemem. O günkü sürpriz. Al işte bak. İnşallah. O günkü sürpriz. Kazan yine. Sonra ben izlemeye başladım. Twitch neydi neydi dedi. İlk seni açtım işte. Abi Retina diyor 10 bin dolar almıştır. Bunu diyor 50 bin dolar almıştır. Ya bu diyor buna inanan bütün akrabalarım beni arıyor anladın mı çünkü? Ciddi söylüyorum bak çok uzaktan bir akrabam. Söylediğim her markayı not almış oraya. Bunu çarpıp ben şeyde teyzeme göndermiş. Ben çünkü sonrasında şey de yapmıştım. Bak burada da Eyüp Sabri diyorsun falan filan yapmıştım. Evet, ki yanlış söylüyorum onu da düşün. Evet evet onu da yanlış. Yanlış söylememe rağmen 25 bin dolar verdi. Tamam çocuk bizim için. Ben goy goy yapmıştım. Ne yapayım? Ben dedim ki o zaman da goy goy yapmıştım. Ama bana şöyle yani ben zaten goy goy yapıyorum orada da bana direkt şöyle aksettirildi. Ben mesela seni açıp onu izlemedim. Bana direkt o bölümü alıp çat diye atmışlar. Senin de demiştin sen ya. Çünkü hani ciddiymiş gibi atmışlar öyle bir. İlk başta. Jahreyn'e de şey atmışlar. Oğuzhan seni taklit ediyor diye. O yerler. Orada kimi taklit ediyorsunuz tam olarak? Ben, genel olarak orada. Genel olarak ben, ne gördüysem onu yapıyorum. Öyle herhangi bir kişiyi yapmadım aslında orada. Yo, sen birini, ne yapıyorsun? Birini izlemişsinizdir mesela oradan kafanızda ya, kalmıştır. Buruk, şimdi şöyle hepinize bakıyorum. Hı-hı. Pırıl pırıl çocuklarsınız falan. Konuyu, şu an konuyu kesinlikle değiştiremiyorum. Kesinlikle değiştiremiyorum ama hani görüyorsun. Hani YouTube, YouTuber'da mesela pahalısı, ucuzsu aynen. Biriyle alay edebiliyorsun ya mesela. Twitch'te de bununla ilgili genel olarak bir profil çıkartıyorsun ortaya. Senin evet. Çok farklıdır tarzın, başkasının farklıdır ama ortaya bir YouTube'a atılan içerik ama genelde o. Şu şunu izliyor, bu bunu izliyor. Tabii. Aslında içerik %10 öyle. %90 senin o daha çok oyun oynamakla alakalı. Şey taktiğinden bahsediyorlar. Bisküvi şey atarak yaptım. Böyle bisküvi atarak şey yapıyor. Ama ne diyorsun bacım anlat. Anlat bacım. O genel herkesin taktiğiydi değil mi? Birinin tabii ki değil. Yani çünkü ben mesela birini izliyorum. Yemek yerken konuşuyor, anlatıyor. Birini izliyorum. Çünkü sizin normal hayatınız bu değil mi? Oraya oturuyorsunuz. Tabii. Belli 7-8 saat bazen. Tabii. Belirli bir mizanseni yok yani sonuçta. Sen yok oraya yani. Oturuyorsunuz. Bir sen de yok, bazen. Yani siz peki videoları ilk defa mı izliyorsunuz insanlarla? Genelde öyle oluyor. Çünkü zaten video atılmış oluyor. Tabii. Birisi hemen upload olduğunu görüyor. Diyor ki tak gir. Ozan abi işte şunu attı. Sanırım İzler misin güzel diyor. Olan, samimi olan da o. Aynen. Tabii. Ya zaten aynen. Önceden aynen. İzleyip peki. Böyle salakta işte onu yapsan onu anlar. Twitch'in İzleyici bana çok faydası şu oldu. Çakaldır ben, Twitch'teki. Yani Twitch'in faydası şu oldu bana. Ben bir içerik yapıyorum. Dışarıda, sokakta artı 250 ya da... bin izlenmeye başladım. Hiç alakası yok. Öyle diyenler oldu. Jahreyn'den sonra falan filan demişler ama biz zaten aynı ivmeyle devam ediyoruz. Aynen, o da sağ olsun gerçekten bu arada destek olur. Selamlar 500 tane kamera var. PR PR'dır ama ya her zaman. Ama yok ben yani. Öyle bakmadım hiçbir şeye. Yani ha. Öyle bakacak olsam... Ama insanlara ulaşmak lazım bir şekilde ya, bir içerik ürettiğinizde. Bak şöyle bir şey. Biz zaten güzel... İçeriği ortaya koyuyoruz. Hı-hı. Hani kendi yaptığım içeriği şimdi güzel evet. Şey yapmak istedim ama. Harika içeriği, güzel. Mükemmel içeriği. Ürün de kız falan. Aa iyisi yok. Biz koyuyoruz. Şuraya koyuyorum ben abi. Evet. Çünkü eğer ben onu herkese tanıtacak bir PR yaparsam bir anda şunu göremem mesela. Gerçek eleştiri bu ya. Hı-hı. O burada kalır. Ben onu arayana kadar zaten Allah ne yaptığımı şaşırırım falan gibi bir şey olur. Hani rönt işte bilmem ne falan filan içerikler yapıyoruz biz. Hı-hı. Onları tamamen seyirci şunu istiyor falan diye değil. Bize, kendi ekibimize komik gelen ve mantıklı bulduğumuz şeyleri yapıyoruz. Tabii, onu tutan bir şekilde bizimle bir kitle oluyor. Zaten. Hani bu Enes Batur ailem durumuna girmeyeceğim ama evet. Bugün bu arada arada gelecek getirecektim ama o kadar apar topar geldim ki buraya. Buraya mı? Ha. Evet. Seni sürükleyerek falan mı getirdiler ya? Hayır şöyle oldu. Ben arabaya bindim. Beni kandırdılar. O zaman seni yemeğe götürdüm. Bindim tabii bindim buradayım yani. Ama çok büyük prodüksiyonlarla beni yemeğe çıkarttılar biliyorsunuz. Beşiktaş'taki yere gittik. Çay var, şeker geliyor. Şeker geliyor, çay kaşığı yok falan. İnanılmaz bir prodüksiyonu gerçekten. İnanılmaz çok gerçekten. Ama Twitch'te benim en sevdiğim şey, evet tweetler geliyor, DM'ler geliyor. İnsanlar izliyorlar, altına yorum yapıyorlar. Hı-hı. YouTube videolarımızı ama Twitch'te bir insanın izlerken birebir anlık tepkisi. Tepkisini gördüm. Çok hoşuma gitti. Bu beni iş olarak da gaza getirdi yani. Adamın güldüğü yerler benim güldüğüm yerler yaparken aynen. Falan filan. İşte para kazandığımız yerler hemen yakalayanlar oldu. Hani gibi gerçekten orada bir anda böyle anlık tepkiyi gördüm ve Twitch o yüzden benim çok hoşuma gitmeye başladı. Sonrasında Twitch'ten ne kadar para kazanıldığını öğrendim. Vazgeçtim. Daha da çok hoşuna daha gitti. Daha da ben büyük hoşuma boyuldum şu an. Ben büyük böyle dedim ki yani çocuklar hepsi gitsin evde ben kalayım tek başıma. Abi zaten şöyle bir ortam oldu tamam mı? Öyle bir gün masada oturuyoruz muhabbet var şey. İşte Twitch'ten açıldı muhabbet. Twitch'ten ne kadar bir para şey oldu söylendi. Gece 4 mü şey. Oğuzhan abi şöyle kalktı. Anladınız mı? Niye kalktı? Ben gidiyorum dedi. Ben dedim ki kanal ben açacağım. YouTube'a bir saat içerik yapıyorum. İzlemiyorlar bile. Yani ben dedim acaba gideyim dedim ne yapayım Twitch yapayım. Çünkü düşünüyorum. Lan Twitch'te çok para kazananlar dedim aç. Açtı bana. Bak şu. Ya ben evde aynısını yapıyorum bunu zaten. Bir de ben böyle eski babaanne gibi izlerim. Şeyi.
dizileri, filmleri ya da işte içerikleri, tamam mı? Genel olarak hani susamam maalesef. Özellikle işte. Kalabalıkla biz mesela bizim evde film izlenemez. Şey ha bu ne böyle lan falan. Evet. Hollywood filminde bile şey saçı olur işte. Saçı onun beyaz falan gibi. Ama mesela bu işin temeli oyundu değil mi? Oyun oynanırdı, onu evet. izlerlerdi. Sen ama şimdi gördüğüm kadarıyla her şey yapıyor. Sen mesela maalesef diyorsun. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Çünkü takım gibi oldu. İzle mi? Sinç izle mi? Öncesini biliyor musun? Dedi bir şey yaptı bu gene. Gördünüz mü yani? Şey. Ne? Justin TV. Aaa bilmiyorum. Justin TV'de... Yani böyle şeyler yoktu. Justin TV'de In Real Life, hani You Know gibi bir kanaldı. Ve Twitch olarak ayrıştırdılar. Twitch'te sadece gaming content vardı. In Real Life yoktu. Hı hı. Ve o zaman niye ayrıştırdılar diyorum. Niye Twitch olarak geldi? In Real Life madem gelecekti, bir partner full In Real Life yayın yaparak belki de benim üstüme çıkabilecek. Ben gaming content üretiyorum full. Ama o benimle eşit şekilde kazanıyor veya eşit şekilde izleyici topluyor. Veya eşit şekilde subscribe topluyor. Ay, neden o zaman? Bilgi sorumlu ya. Psikopat ya. Kinleniyor. Gözlerini gördün mü? Oğlum benimle evde oturmuş. Kazanıyor. Ben oturmuş evde bir oyunu çözmüş. Yok, gitmiş arada... parasını vermiş almış. Sonra bir bakmış demiş ki ben ne kadar kazanıyorum. Yan tarafta birisi Enes Batur videosu izleyerek bununla aynı parayı kazanmış. O günden sonra delirmiş. Evin kenarlarında böyle. Baş kaldırmış. Sen sinir olmaz mıydın? Ben kahrolurdum. Sen sevmez miydin? Ben gitmiş o kadar bonus ya. Toplamış zıplayarak böyle Kung Kickman oynayarak. Yan tarafta bir bakmışlar. Millet cips yiyerek bunu pinç izliyor. Aynen pinç izleyerek bunu kazan. Oğlum ben senin yanını çekmiyorum bundan sonra video falan. Buradan duyurulur. Bırakıyorum YouTube'u falan. O neymiş öyle ya? Bu çocuğun hakkını yediniz. Hangi oyunları bitirdi bu çocuk? Annesinden babasından azar işitti belki bir oyun oynama diye. Ama bak Twitch'in gerçekten esas oyun değil mi arkadaşım? Evet. Evet, o zaman sen haklısın kardeşim. Evet. Ama sen buraların muhtarı değilsin. Boş ver. Ya zaten bir yandan Twitch'e kızıyorum. Hani peki sen yapmaya başladın mı? Oyunu bir tarafa bırakıp sen de içerik izlemeye başladın. Ben de yapıyorum tabii ha. ki ama ben bunu 5 saat yapmıyorum. Yarım saat, 1 saat yapıyorum, 2 saat yapıyorum. Kemal. Aslında ama sen ne oyun diyor? Oynamak bir şey söyleyeyim. Gamer diye bir ben de tam artık... ters. Ha, sen de tam ters. Sen sürekli bizi izliyorsun. Ben 4 ben saat bir şeyler izleyip... Ya hiç olmaz arada bir oyun oynuyor. Onu da yapmayan var yani. Bu arada böyle oturup. Onu yapmayan bana bak ben daha bir kere açtım. Hayır abi. Ben sen hayatımda ben niye herkes anlayacağım ki burada? Ben garibim ben bir kere açtım. Peki şöyle dersek. Hani... Ya o zaman patlıyor. Yok Twitch'te herkesin bir tarzı var dersek mesela. Sen tamam gamer olayını bayağı sımsıkı tutmuşsun zaten. Evet, öyle bir durum var evet. sende. Ama sen bundan zevk alıyor musun? Yani oyun oynamaktan tabii zevk alıyor musun? Çok abi zaten onun işi o. İşin güzeli yok. Güzel. Güzel. Sen mesela daha çok genel gündem içeriklerine bakıyorsun görüyorum. Tabii, hem onlar hem müzik hem işte arada bir de oyun. Süper. Sen ne yapıyorsun? Benim daha ağır oyun üzerine. Oyun üzerine. Yani Perit gibi ağırlıklı oyun. Arada bir video izleme vesaire. Sen de laf atmayı seviyorsun. Ben laf atmayı sevmiyorum. Ben genellikle lafı gidip duruyorum. Laf atmak başka bir şey. Atarsın nereye gitti belli olmaz. Ben hedefimi görürüm şey olur öyle. Aynen. Peki en şu anda mesela revaçta oyunlar vardı. Tabii ben artık takip edemiyorum eskisi gibi. Bildiğiniz gibi öleceğim 10 sene sonra çok yaşlandım. Ama hani bizim zamanımızda sevdiğimiz oyunlar, strateji oyunları da vardı, şeyler de vardı. Şimdi mesela insanların tutulduğu oyunun üzerine mi gidiyorsun? Yoksa hayır kardeşim ben hepinizin bu sevdiği oyunu sevmedim. Ben bunu seviyorum. İzleyen varsa izlesin durumunu ya, yapabiliyor musun? Yani tutulduğu oyun üzerine gidiyorum. Ama genel olarak bazen mesela Star Wars Battlefront 2 çıktı. Star Wars'un oyunu. Onu oynuyordum. Ama yalvarıyorlardı lütfen sal artık, sal artık diye. Ama oynuyordum. Az oynuyordum ama oynuyordum. Bu. Ha, güzel. Ama genelde PUBG, LOL. Yani LOL eski LOL. Eskiden. Ağırlık belli başlı. Sen LOL? Yok. Ya inanmam. Ya. Benim gerçekten vaktim yok ki oynayana. 3-4 tane sabit oyun var. Dünyada en popüler. Onlar zaten en çok izleyici sayısına sahip aynen, oyunlar oluyor. Aynen. Bir de bunun yanında variety dediğimiz hani her şey ondan bundan. Ben mesela bu dünyada popüler oluyor diye Despacito'yu bile dinlemedim biliyor musun hayatımda hiç? Bende bir uyuzluk var ona karşı. Despacito yok ama. Popüler kültüre karşı herhalde. Popüler. O evet, genel böyle. Mesela herkes bir şeyin peşinden gidiyorsa gıcıklık mı benimki bilmiyorum hani. Anarşizm değil ama insan. Böyle gıcıklık yani böyle. Bana ben gitmeyeceğim falan. Lost'u bir sene sonra izlemeye başladım. Ama gizli gizli böyle değil. Hatta seni ilk başta izlememin sebebi de o biliyor musun? Hep trend. Herkes bana bahsediyor. Kim lan bu? Ya bir görsen video izlemeye başlıyorum. Babala. Ay babanın izleyindi diyorum yani. Demiyorum sonra. Ki sen buradasın. Yok. Benim burada olmam bir şey değiştirmez. Abi videonu gece bir de koyduk ki trendiki oldum ben. Hiçbir şeyle önüne engel olamıyoruz. Evet onu da ama konuşacağız. Ama önemli olan sonradan izleyip tamam. Sevmem. Hala trenddeyiz bu arada şu anda. Konuşacağız diyoruz orada. Tabii konuşacağız onu. Yok tamam. Sonrasında izleyip eğer kendi fikrinse o hani burada kameralar falan filan da değil sevdiysen. Aynen, ne mutlu bize. Senin gibi akıllı, uslu, zeki adamları kazanmak da bizim için
Sen ne yaptın? Bu program kaç para kazanmışız? Ben sana soracağım artık. Muhasebeci kovdun çünkü. Konuşuruz. Güzel, devam edelim. Ama sen de çok böyle ilk başta bizim yaptığımız iş de öyle. Ben şimdi bıt konuşuyorum. Şunu direkt olarak söyleyebilirsin. Kimsin lan sen? Ne konuşuyorsun sen? Ne biliyorsun falan filan. Ama sonrasında bir benceler ve sizce de öyle miler girince devreye, evet, insan bir şekilde kendinden de bir şey çıkartıyor. Okuduğu kitapları tartmaya başlıyor. Yaptığı yorumları tartmaya başlıyor. Bizim de zaten amacımız şey değil. Direkt olarak bir konuyu senin beynine işlemek ya da seni kandırmak ya da bizim yönümüze çekmek değil. Biz bir şey atıyoruz ortaya. Tartışıyoruz sonra etraflı abonelerle. Zaten bizim için abone demek hani şey değil. Hani tıklasın, beğene bassın bilmem değil. Bir şey anlatsın bize ki biz onların anlattıkları sayesinde diğer programları yapabiliyoruz. O yüzden öyle güzel, açık bir ortam oldu. Muhabbet ortamı oldu aynen. Ama senin mesela izliyorum. O ilk başta ben çok ön yargıyla izledim senin yayınlarını, YouTube'a düşen yayınlarını. Sonra mesela ben 10. dakikada gitti. Zaten 9 dakikaydı video. Son 1 dakikada aldı beni gerçekten. Öyle sende de bir kendin olma durumu var. Sevdim hayır, onu yayında yani. Oradan bağlama, oradan güzel. Şey. Yani hani yayın esnasındayken kendini kaybedip farklı yerlerden bir şeyler yaparken o farklı konuya kayıyorsun. Oradan döner gel. Senin aslında videoların içeriğine canlı yayını gibi bir şey olmuş oluyor Twitch'te aslında. Evet. Benimki daha böyle sert dilli olmayana. Hani sen evet, bu ben bir şey söyleyeyim. Adam kaybetmemek için mi yoksa bu senin yok, genel yapın mı bu? Benim yapım böyle genelde. Süper. Aynen. Süper. Ne güzel. Bir de şimdiki gençler artık muhabbeti seviyor. Çünkü yalnızız. Yalnızlar. Adam bak evde tek. Bu İnternet tek. Üzerinden bağlantı kuruyor. Hadi bunlar herkes bulmuş yani zaten. De. Bu bulmuş. Tek tek ya. Yani artık muhabbet. Bazen böyle aileler diyor ki oğlum bırak şu oyunu da diyor. Adam yayınını izle. Adam bak muhabbet ediyor diyor. Evet. Yani güzel olan da şu aslında biz bir handikapın pozitif tarafı bu. Yani insanlar eskiden bir mahalle arkadaşlığı vardı. O mahalleden ötesine giden ben bir şeyler gördüm olurdu. Ama şimdi yaptığı yerde adam Los Angeles'ta ne olduğunu bilebiliyor, görebiliyor falan filan. Ve bu yüzden artık şuna ihtiyacı kalmıyor. Seninle sohbet edip seninle bilgi paylaşmama gerek kalmıyor. Biz eskiden şunu yapardık biz. Eskiden. 1978'de biliyorsunuz falan. Hani ne yapardık birbirimize? Derdik ki bak şöyle bir şey olmuş. Vır 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 vır. Bilsek bilmesek bile kendi yorumlarımızla onu 4 saat konuşurduk. Ama şu anda şöyle bir şey var. Oğlum şeyi gördün mü? Lap attım sana. Hadi izle sen de. Ve onunla ilgili birbirimizle bir şey konuşmamaya başladık. O yüzden internette yapılan içeriklerde konuşma ön planda olunca ve sana bir şey sorup senin o beynindeki bölümü çalıştırınca insanlar. Çünkü çalıştırıyorsun mesela. Akıllı TV izlersin, böyle izlersin mesela. 72 bin saat. Hiç kimsenin bir şey sormasına gerek kalmaz. Ama sen birine sizce böyle mi dediğin anda seni izliyorsa cevap veremeyeceğini bilse bile şunu yapıyor. Öyle mi acaba? Öyle mi lan? Falan bir anda düşünmeye kendine geliyor. Başlıyor. İşte aslında bizim kaybettiğimiz, körelmeye yüz tutmuş bir yeteneğimizi biz ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Ki siz de bunu yapıyorsunuz. Çünkü yan tarafta bir chat ekranınız var. Çok tasvip etmesem de çoğunu. Hani neden? Moruk benim bir videomu izliyordu birisi. Chat ekranına şöyle yaptım bak. Böyle video izliyorum. Adam güzel yorumlar yapıyor. Böyle yaptım. Süper ya dedim. Benim sülaleme mi? Bana mı dedi acaba? Oğlum gözümde yaşlar. Yemin ediyorum. İki taraf wow. Çok sıkıntı. Ya müthiş bir şey ama şimdi klavye özgürlüğü diye bir şey var. Evet. Klavye delikanlılığı demeyeceğim. O bizde olup biraz kapatmıştık. Çünkü kimliksiz bizde adam olmuştu, işte. Kapatmış. Yok yani öyle bir. Hani uçan gezegen 04. Aynen. Senin diyor. Neler diyor. Aynen. O adam peki şöyle. Bir şey soracağım. Bu konseptle YouTube'a girme fikri nereden geldi? Hocam şöyle bir şey. Şimdi tamam, bu stalk programından önce biz dedik ki çıkalım bir masa olsun haber geyiği yapalım. Bu yıllardır Türkiye'de yapılan bir şey ama biz yaparsak en iyisini yaparız diye düşünüyoruz biz. Çünkü ben o zaman karikatürden gelmeyeyim ben mesela işte mizah dergilerini çiziyorum. Tiyatro oyunu yazıyorum komedi falan filan oynanıyor ediyor. Dedim ki yazarlık var bende nasıl olsa ta 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 dedim hani kendim skeç haber yazarım. Onu oynarım. Onu. İlk iki program gitti, güzel gitti. Stalk özentisi dediler ki Stalk'tan önce çekmiştik aslında ama yayınlamamız sonra geldi. Ben biliyorum geldi. Abi ne zaman çektim. Sonra, bu arada 4 ay sonra da Stalk'tan teklif geldi. Teşekkürler. neyse, moruk böyle gidiyordu. Sonra bir haber yazdım. Sonra o haberi ben yorumlamaya başladım. Konuştuk. Sonra çok sevdik. Yani bizde iş kendini upgrade etti yani. Böyle bir konuşurken daha fazla konuşmaya, daha fazla. Sonra bir anda konuk da gelsin madem bu kadar ünlü tanıyoruz falan filan. Konuk gelmeye başladı. Ne yapıyorsun konuk, iyi misin falan oradan. Sokakta gördüğümüz şeyleri genel olarak insanlar belli bir stand-up çerçevesine koyar ve devam eder ya. 3 sene aynı anlattığım bir saatlik gösteriyle gezer. Biz dedik ki biz yetenekli adamız. Kendimizi öyle görüyoruz. Neden bunu tak 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 her hafta yapmıyoruz? Yapamazsın ki dediler. 25. program yine trend dizi yani. Öyle bir ya şey. Ya doğaçlama ilerledi yani. Abi aslında. Doğaçlama çok güzel. Tam iyi içerikler başlıyor. Yani. Konu baba ne diyor? Baba ne desin? Hani herkesin olur ya. Atilla amca video yüklüyor. Tabii yok. Babam böyle tam oğlum sen ne dedik $100.
YouTube'dan gelen para baba al bunu. Aa oğlum dedi devam et. Teşekkürler. Siz dedi bak herkes doğru söyle. Baba, babanız da burada. Şimdi adam sürekli bilgisayarın başında. İlk başta böyle bir ne yapıyorsun oğlum? Bir kalk hayata bak dediniz ya mi? Ya bana bir bilgisayar aldırttırıyor bilmem ne kadar. Ya oğlum ne yapıyorsun bu? Gittim adama kızdım. Ya şunun sahibine kızdım o satan adama. Dedim ya bu teneke 3 tane orada ışık yanıyor. Şu kadar para diyor. Bilgesi. Bayağı bir para yani. Bilgesi kız. Ondan sonra bu sefer fırçayı yedi. Ya diyor sen bilmiyorsun diyor. Falan kişi diyor. Atıyorum seni örnek veriyor. Evet. Feride örnek. Diyor ki para endeksli. Para mı bilsen diyor o kaç para verdi. Seninki ne ki diyor daha diyor. Daha diyor vereceksin diyor. Bu diyor bu sene böyle diyor. Seneye daha acımasızca karşılık vermiş. He. Sonra baktım. Neyse vereyim dedim. Yani dedim başımdan def edeyim. Evlat. Başımdan verdim. Ulan bir baktım. Sonradan baktım. Bana bir şey geldi. Yani karşılığında. Toplu bir şey geldi. Toplu bir şey geldi. Ulan dedim ben bunun iki katını daha alayım o zaman ben buna. Baktım. Ya bak. 500 liradan daha aldım. Bak işte yeni nesilde olmayan şey bu. Tarlaya ekeceksin kardeşim. Yatırım. Yatırımı yaptı. Yani önce ben tabii ektim. Baba şimdi de biçiyorum. Taze var ya. Oh. Sıcak. Her türlü. Vallahi müthiş. Yemin ediyorum. Ben de mesela en büyük hayalim abi. Lise sondayım. Üniversite sınavı diye bir şey var. Ve ailede şöyle bir gerginlik var. Kazanamazsan. Ne olacak bunu acaba kazanamazsan? Hani böyle bir kara delikten geçecekmişim de başka bir gezegende uyanacakmışım gibi. Kazanamazsan. Abi bütün arkadaşlarım işte üniversiteyi kazanmış arkadaşlarım oturuyorlar. Counter'a gidiyorlar. Toplanıp işte şeye gidiyorlar. Kalofa gidiyorlar. Bilmem ne. Gidiyorlar da gidiyorlar. Oyun oynuyorlar. Bayılıyorum. Evde bir tane bilgisayarım var yazık anca açabildiği oyunları oynuyoruz falan. Abi düşünsene oturacaksın, oyun oynayacaksın. Oyun oynarken verdiğin tepkileri birazcık törpülüp biraz da insanlar izliyor lan yavaş deyip vereceksin. Ve sonra sana para verecekler. Bana bunu mesela ben lisedeyken birisi gelip anlatsaydı içerideydim büyük ihtimalle. Öyle bir tepki verirdim nasıl yani böyle bir şey olabilir diye. Müthiş bir şey bence. Ya ben bunu o zaman 10 bin liraya gitar aldım tabii. Sen ne yaptın kardeş ya? Sen ne yaptın böyle? Ben gitardan baktınız karşılık gelmedi müzikten. Şimdi hayır yok. Dedi ki ben dedi baktım kendi çalıyor. Yani bir yere gitmiyorum. Bir yerde herhangi kurs burs yok. Baktım tın tın evde çalıyor. Ya lan dedim oğlum bir tane İbo'dan çal. Bir tane bilmem nereden çal. Öyle yapabiliyorsan yap dedim. Hepsi ama dedim, bana bilmiyorum. Neler diyor. Gerendeci mi olacaksın? Şey mi olacaksın? Sen dedim davulcu musun dedim ya. Bu ne ya dedim. Neyse bir gün canım sıkıldı. Aldım parayı verdiğim gitarı kaldırdım iş yerinde yere vurdum. 10 bin lirayı. He. Ay ben size alaydım 1000 liralığı da vuraydınız sinirleri. Orada hırsımı alamadım. Bir de 6 litrelik şeyler var. Yangın tüpleri. Onu da aldım buna fırlattım. Değilse adam ölecek. Ay Allah sana. Dedim ben doş tabii onu. Oyuncuyum. He hemen. Dedim bana hemen. Ya. XX kare tabii. Solar. O zaman da şey oynuyor bu bir tane çocuk şeye Ahmet mi ne var onu. Ahmet abiler. Cahreyn işte. Cahreyn. Onlarla oynuyor. Cahreyn'le bir şeyler yapıyor. Derken dedim oğlum oturuyorsun odadan çıkmıyorsun. Yaptığın işe bak ya. Gel dedim şu iş yerine bak dedim para kazanak. Babam da galerici. He. Öyle mi? He. He. Ondan sonra baktım olmayacak. Sonra dedi ki alttan girdi üstten girdi. Bir gitar daha aldırdı. Yani o gitar kırıldı ama zaten. Ama siz de yani... He. Birazcık. Ben de yumuşadım yani. Derken bir tane de alınca yumuşadınız. Hafifletiniz. Gevşedim. Neyse ondan sonra bir baktım çalmaya başladı. Gitmeye başladı. Derken dedi ki İstanbul'a beni gönder dedi. He. Dedim oğlum İstanbul'a ailelerdeki aydınlanma bir de şeyden oluyor. Hani sen ne kadar yapıyorum bak söylüyorum desen karşılığı de, görmek. Bir sanatçı ya da birisi aslında harbiden söylüyor bak falan dediği zaman böyle direkt hani... Orada şey yaptı, aydınlanmaya çalıştı. Benim ailem öyle ilk konserime gelince o 2000 kişinin arasında böyle... Değil mi? Oğlum şarkı falan ne iş ya, nasıl işler bunlar oğlum dedi babam tamam mı böyle. Konser 2000 kişi böyle ooo saat falan. Aynen. Aynı duruma. Babasıyım. Ya bende de birkaç kişi geldi benim çevrem yani. Yani bu şeye atıyor neydi o? Twitch. Twitter, YouTube'da, Instagram'da. Oralara atıyor. Geldi, yahu dedi senin oğlanı izledim dedi. Allah, ben de arabanın başındayım. Yahu dedi ne kadar güzel sesi var dedi. Bilmem ne dedi. Lan ben dedim manyak bu diyorum yani. Ne sesi diyorum, ne müziği diyorum. Kendi kendime.
bir araba satsak şu kadar kazanırız diyorum. Oğlum gel bir şarkı söyle amcana 10 bin lira daha fazla falan. O dedi, o beri dedi. Ulan sonra dedim ki ya bu gitsin bir başından ya. bir gitsin dedim. Araba satamıyorum, herkes senin için geliyor falan. ondan sonra gitti bir baktım. Buraya geldi işte. Burada bizi de yönlendirdi. Yani normalde galeri maleri hep sattırdı bize. Dedi ki gel baba siz de gelin dedi ki bir baktık kendimizi bak şeyde bulduk. Işte, abisinin ismi neydi? Gog'da. Hok. Mehmet. Mehmet abi. Evet. Tam bir İspanyol mafyası böyle. Haksız mıyım? Tam ölmüşü. Oo! Neyse buranın da havası kaçtı falan deyip. bir şey söyleyeceğim. Biz şu an izleniyoruz değil mi? Evet şu an bizden izleniyoruz abi. Bende yok biliyor musun? Kaçız şu an? Şu an iki göbek arasında kaldı. şu an beni gel. Ya. Bende mesela izleniyoruz duygusu eve girer girmez gitti. Kırık olur. Tabii tabii o rahat izliyor zannediyor ben sadece bize. O rahat geliyor burada. Merhaba. Merhaba. Merhaba Tuğrul. Mehmet. Memnun oldum. Merhaba. Merhaba. Kemal'in babasıyım. Otur sevgili kardeşim. Söyle bakalım. Chat'ten istediğin ismi abi şunu vereceksin. Hediye. Öyle bir şey mi olmuş şu an? Evet. Bizi, oğlum ben bizi izlediklerini... bak ciddi söylüyorum biz izlendiğimizi ben tekrar şu anda ayıktım. Canlı canlı. Gerçekten. Hangi kamerayı sağladın? Chat'e neler dedin? Oğuzhan. Zirveyi seversin. Kendi rekorumuzu kırdık. 36.500 kişi. Severim. Bravo. Şimdi bunun şerefine abimiz galerideki en güzel arabayı oğlum için çekilişle çekilişle yok buradan beraber çıkarız falan Allah korusun. Oğuzhan şaka. Sen neyi çok kadar yakınlaşmak istemiyorum kardeşim gerçekten. Ben böyle şarkı söyleyecekmişim gibi. Evet sen mikrofonla girdin şarkı. Sen şarkıcı gibi geldin. Evet. Şarkı söyleyeceğim ben burada. Tuğrul bu arada sadece Ozan abinin kardeşi değil, Onedo'da da yönetmen. Evet. Çok en ilk yönetmen Onedo'nun. Evet. Siz kardeş misiniz? Ay evet. Pardon. Siz onu bilmiyorlarmış. Ben bilmiyordum, ben de bilmiyordum. Tuğrul Uğur. Onedo'ya gelip giden bilir. Evet. Aynen. Berkant bilir. Tuğrul Uğur kendisi. Yönetmen olduğun tam... Ozan abi de abi. Biliyor sen bir şey söyleyeceksin. Daha abi. Abisin. Daha büyük değil mi? Evet abim. Abi bu. Can belli olmuyor. Göstermiyor. Bendesin. Adamsın. Eyvallah. Bendesin. Çok iyi. Tuğrul abi sen bana bir kızacak mısın? Bir şey oldu. Ben sana kızmayacağım. Siz ne zaman oyun oynuyorsunuz ya? Bu aralar pek oynamıyoruz galiba. Aynen şu an. Bayağı RL'ye geçti. Oyunlarla nasıl abi? Sen yeni... bir böyle mesela PUBG bir şey oynuyor musun şu an? Yok maalesef. Hiç şey. Abi adamın öyle bir vakti de yok. Ya gerçekten yok. Bu ara kendi kanalımız olsun o ne diyor olsun yani. O kadar fazla çetime gidiyoruz ki. Evet, hani mesela işte Black Ops'un yeni çıkan o aynen. Dünya Savaşı 2 muhabbeti. Aynen. İkinci Dünya Savaşı'nı 6 ay öncesinden bekledim. Ön sipariş verdim PlayStation'dan. Geldi. Tam böyle 3 ay kala dediler ki işte pinch başlıyor o ne diyor falan. Gitti. Evde var daha indirin diyor orada mesela. İndiremedim bile. Adam yani. Yılbaşında tatilden döndü onu diyor. Evet yılbaşında evet, konserimiz vardı. Ben çıktıktan sonra bu oyun işini ben de ele atayım. Oyun seçim. Bakın muhabbet hep oyun. Ulan ben geri kalıyorum en iyisi arabadan mı bahsedeyim? Bence siz ben GTA bu... oynayın. Baba fazla değil. Fazla değil. 6 ay sonra Ferit'le yarışırım. Oyuncularla Leo'yla yarışırım. Şu orayla biraz yarışamaz. Orası ki, biraz. Abi ben biraz yukarı. Ben tek atıyorum. YouTube'la değil. Burkan sen ne zor tabii. Ben iyi oyun oynuyorum. Ahal zengini var burada ya. Sen ne diyorsun ya? He? O biraz zor çünkü. Evlat ya başka bir şey. Konu niye oraya geldi? Kırdınız bir tane 10 bin liralık mıydı gerçekten? İnanılmaz. Benim babam var beni öldürür ya. Gitarı kırmaz diye. 10 bin liralık gitar kırılırdı mı? Esprik bir çocuk musun? Direkt mi yazdın? Gel. Ekmeğimizi öyle kazanıyorsun. Ofis ne yapıyor? Bunu yakmadınız mı şömine falan bir burada? Yok. Korkma. Yalan da ya. Ben ayırmadım onu bana. Cam patlıyor değil mi? Bilerek yapmadın değil mi? Dene. O zaman bunu şöyle patlatalım. Burada Sinan koy onu. Siz ayrı sohbet edecekseniz ben gideyim. Yok abi. Arada kaldım. Şurada 6-7 tane kameracık var. Tamam abi. Bir tane mikrofon var arkadan bır 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 ben dışarıdayken işte ben buradayken neler oldu diye orum soruyor dışarıya. Yok oğlum aynı her şey aynı. Özlemeden mi? Seni geçen gün o ne diyor'ya girdim. 70 kişi ellerinde mum böyle kapatmışlar. Bütün elektrikleri kapatmışlar. diye yürüyorlar. Dedim ki ne yapıyorlar böyle. Sonra bir ara bir geldiler. Oğuzhan abi yukarıdan bak diye bağırdı bir tane. Sandalye attı tekerlekli sandalye. Çıktım üstüne Furkan yazıyor. Evet abi.
İnanın nasıl özlemişler. Nasıl özlemişler. Samet abi bir haftaya pozisyonunu doldurur gibi geliyor bana. Hayda. Abi Çetin şu yok onu söyle, onu hep beraber söyleyeceğiz. Çetin çok istediği bir şey abi. Bizde chat var canlı olduğu için. Süper. Düet diyorlar abi. Chat before. Kendine müzisyenler. Neyle? Çok iyi sesin. Neyle? Atma. Atma demiş abi. Senin sesin güzelmiş. Evet sağ ol. Kendi bestelerin var mı? Yani var da öyle yayınladığım falan. İyi çok şu an mütevazilik yapıyor. İyi geldi. Gel sen ne zaman gel çıkabilirsin? Ne? 12'den sonra. Gel çık söyle. Seninle bir şey yapalım. Bizim stüdyoya gel. Bir tane şarkı yapalım. Oh, klip patlatalım. Sen de Twitch'ten sürekli işte bu klibe benim için 50 bin dolar verdi falan. Güzel. Güzel PR. Aynen oradan. Abi, aynen. Güzel plan. Senin kaç takipçin var? Nerede? Twitch'te mi? Ne bileyim. Ya genel. Twitch'te 110-120 olması lazım. Ben 6 aydır yayın açıyorum. 120 falan. 120 bin. 120 bin. Neyse o zaman. Senin kaç var? Aa bölmedi. Benim de aşağı yukarı kadar. Senin? 400 bin. Benim YouTube'da, 400 bin. YouTube'da senle düet yapalım. Bu ne lan? 120 bin. Bir şey duymadım. Yok yok. Şey gerçekten öyle baban da hazı budayken. Kesin yapalım bunu ya. Onu konuşalım. Sen bizim konsere gel. Bizim konserimiz var yakında. Buna reklam yapayım. Yapmayayım ya da. Yap. Hatırlamıyorum ki. Hatırlasam vallahi. Gerçekten. İf Beşiktaş'ta bak gel. Aynen. Beraber şarkı söyleyeyim. Kurtarırız değil mi buradan? Kurtarırız abi. Olur. Tamam aynen. Güzel tamam buradan. Aynen. Tamam. O zaman İf Beşiktaş kameralar. Bu arada Mehmet amcanın şimdi şeyi var abi. Kebapçısı var. Ocakbaşı. Oradan da İf Beşiktaş'a oraya. Sonra. Ciğerci önce mi sonra mı? Sonra gideriz. Sonra gidelim. Baba şimdi önce tıkar bizi. Şimdi aile bak, okuyacaksanız. Abi o sahilini sen okuyacaksan nasıl kaldırıyorsun ya? Önce okuyacaksınız sonra yemek yiyeceksiniz. Hayır ağırlığı görmüyor musun? Nasıl kaldırabiliyor acaba öyle? Yüzük ve saat o kadar güzel. Şu an başka hiçbir şey göremiyorum mesela ben. Size bakınca. Eskiyiz ya ondan ya. Yok yok çok yakışıyor. Ya tarzı olan bir adam kendini belli ediyor işte. Yaş kaç sorma sayıp? Ya 50'yi geçtik yukarıya doğru. Allah Allah yine ediyorum yaşıt gibi duruyoruz. Ne kadar iyi bakmışsınız 50. Kendinize. Hayırlı evladı olunca insan demek ki genç kalıyorsun. Hayırlı derken orada. Hayırlı senin de hayırlı kardeşlerin mi? Evet benim de kardeşim hayırlı. İşte program benim kardeşim çok hayırlıdır. Böyle. Program yayınlandı mı hayır. İşte montaja gitti mi hayır. Gerçekten çok hayırlı. Bir sürü hayır var gerçekten ama abi yine trend. Sağ olsun. Birkaç donate var abi onlara okuyayım istersen. Lütfen oku. Serdar Oktay Tunç, Oğuzhan abi kral hoş geldin. Astroloğu da görmek isteriz o HOG evinde demiş. Çok zor durumdalar. Şu anda getirmeyeyim. İkiz Kenar Yomuk, Oğuzhan abi merhaba. Kastamonu'da askerlik mesesinde babanızla tanışmıştık. TGB'deydim o zaman. Hepinize selamlar, babanıza, annenize selamlar. Adam, aleyküm selam. Scary Fox TR, subscribe olduğun için sağ ol. Biliyorum, senden haberim var. İbrahim Furkan Kılınç, Oğuzhan Uğur Adamları şarkıcılığından beri severim, takip ederim. Güzel insan abim, iyi ki varsın demiş. Ben bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Tabii. Ben dedim ki şeyde, yayında. Oğuzhan abi dedim, bu video muhabbeti bitti. Beni nasıl gömüyorlar ama. Sen nasıl dalga geçersin, Oğuzhan abi şöyle böyle sövüyorlar falan. Dedim ki Oğuzhan abi ben derim. Dedim eskiden bu yana tanıyor. Ege Çubukçu ile bir fitim vardı falan. O zaman böyle davul bile dengi dengine falan. O goy goy zamanları falan böyle. Adam bunu YouTube'a yüklemişler. Beni de YouTuber sanan bir kitle var abi. Twitch'teki hani kesitleri alıyorlar da kendim insan şunu izledi. Adam hatta diyor ki şerefsiz sen mi çıkarttın Oğuzhan Uğur'u? Öyle bir şey yok. Adam zaten müzisyen değil ne uyduruyorsun falan. Onu öyle bir yanlış anlamış. Müzisyen değil ama değil mi? O kadar bilmiyor yani. Şu an aynen o kadar. Yani. Adam o kadar yanlış anlamış ki onu. Hani ben şey diyorum zannetmiş. Sizin haberiniz yok yani bu adama ben böyle şey yaptım falan filan. Şu da Ege Çubukçu'yla videosu falan filan diye. Buradan fanlarına da şöyle yok sorayım. Yok estağfurullah. Fan bizde fanlık yok. Fanatizm yok. Bu söylediğim fan ama bizi fanlar ilgilendirmiyor. Fanatiklikten yana değiliz biz. Anladım. Biz dediğim gibi biraz önce de söylediğim gibi videoda paylaşım karşılıklı sohbet ettiğimiz için o şekilde gelenleri hep başımızın üstüne koyuyoruz. Eş dost olmuş oluyor aslında. Aynen öyle. Yani. Biz çünkü açılan bütün fan sayfalarını da kapatıyoruz. Şikayet ediyoruz Instagram'dan. Okay. Hatta şey diyorlar. Nasıl olur diyor böyle 11 yaşında ama. Yani nasılı daha dün öğrenmiş, olur da bugün öğrenmiş. O ikisini kullanıp bana cümle kurmuş mesela. Nasıl olur falan yapıyor. Dedim ki olur. Biz hani fanatizm istemiyoruz çünkü hani seviyoruz falan. Ne mi yazıyorlar? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sevmeye de bilirim. Parti kur oyunu. Nereye yazıyorlar? Abi sen gel istersen. Abi sen bir chat'i görürsün. Yavrum o sabah şekerleri gibi köşe yapmışsınız oraya. Biz şu an. Evet gerçekten. Öyle sana. Ya abi geç. Sigara masada mı? Ona bakmaya kalk. Şey efekti istiyor musun abi? Şu arkada durup gülelim ya da alkışlayalım. Onlar efekt değil. Onların mesela bir tanesi profesör, bir tanesi yazar. Sigara içeyim ben. Abi yık yayını. Düet ya diyor. Hadi 39K mı oldu?
Gerçekten bütün bu yazıları nasıl takip ediyorsunuz ya? 39K diyor abi. Evet evet. Abi 39K geliyoruz. 40 şu anda. Ne? 39.063. 40'a geliyoruz. Aaaa. 50 bine çıkarırlarsa... Boynuma dolar reis. Şurada kamera var abi. Şöyle gelirsen 10 numara olur. Şöyle. Heh. Bu kimle diyen var mı beni görüp? Aa, kamera robotla evet. Dönüyor. Evet evet. Kaç bin? 39.000. Süper. Yeah. Aa, ben nereye dönersem takip ediyorum. Tabii tabii. Aa, kont. Yok bak. Oğlum ne yazıyorlar biliyor musun yine? Casper. Yine Casper. Ne yazıyorlar? Blind yazıyorlar. Blind ID. Gel bakayım. Blind ID. Nasıl yakalıyorsunuz bunları ya? Acayip hızlı geçiyor. Bu arada anlık gördüğünü okursun. Şurası da bizim ekmek parası olan taraf. Oraya para atıp... Aa burada size para bak geldi. Evet. Ben her gün size 3 lira atıyorum. Niye görmüyorsunuz? Ben daha yüksek... Ben şaka yapıyorum ben. Ben çünkü o kadar mı hataydı falan? Ona 2-0 falan ekler dedim büyük ihtimalle. Yok, yani. Estağfurullah. Bir şey diyeceğim. Biz bir yemek yaptık. Afiyet olsun. Zehirlenme ihtimaliniz de var. Yok, yani yemek istiyor musunuz beraber? Ben zaten yiyip geldim. Bak ne dedi adam. Görüyorum. Aynen abi, fark ettim bak. Zehirlenme ihtimaliniz var. Yemek ister misin? Ama dürüst ol. Zehirlenirse yani. Hastaneye prodüksiyon mu götürecek? Turu sen ne yapıyorsun? Buradan bir tazmin atalım. Kesmur seviyorum ya. Ha. Onu sevmeyen abi bu Blind ya, ID Blind yazıyorlar ID. Ya. Evet. Bir program. Bir uygulama. Şöyle Tinder'ın şeyini düşün. Sadece sesle konuşuyor. Mesela biri basıyorsun birini arıyor. Random birini. O da onu random birini arıyor. Numara falan yok. Onun üzerine konuşuyorsun. 130-140 saniye falan var böyle. Neden? Biriyle muhabbet işte. Öyle makara tamam. Bunu ama Kemal şeylerinde yayınlarında çok, çok güzel yapıyor. Çok esprili yapıyor. Süper. Çok tatlı bir sohbet. Az önce de yardı bizi zaten. Sen zaten onu senin burada... Öğrenecek çok şeyin var ve öğrendikten sonra bana anlatacak çok evet, şeyin var. Evet abi biliyorum. Ajan değil mi o aslında? Tabii ajan aslında. Ajan beni Ozan abi saldı buraya. Ben onu fark ettim. Bu çocuklar Amerikan filmlerindeki şeylere benzemiyor mu ya? Ne? Zengin çocuklar Amerikan filmlerindeki. Koleje giden. Tabii tabii zengin. Böyle sende Aston Martin var. Öyle yandaki mi? Çocukların Murat 124 var ama Amerika'da nedense. Demek ki öyle bir... Bu arada şey abi, Levo bayağı iyi bir oyuncu. Twitch'e de bayağı öyle emeği var. Eski yani bayağı. Süper. Bayağı da sevilen bir şey. Neydi onda? Ben burada durmasam da olur bence. Niye? Yo şey... Herkes yemek mi yiyor? Gelin sigara içmek bakalım. İster misin? Olur. Abi gel böyle sigara içelim istiyorsan. Olur. Ben sana bir çay daha mı getireyim? Orada kamera yok mu? Yok. Aa, her yerde kamera olması lazım. Ben kameranın önünde sigara içerim. Ben lütfen. Küçük bardak sana büyük bardak. Kameranın önünde... Aman diyeyim. Eyvallah baba. Gevrek de subscribe olmuş. Tusist 30 bit atmış. Tuğrul ne yapıyorsun Kura ya? Yücetepe'den Tuğçe. Ben Ayça'nın ablası hehehe demiş. Ne anladın bu arada? Yazarken çok eğlenmiş. Hoşuna gitti. Garex, GearX 30 lira atmış. Böyle bir oluşum için hepinize teşekkürler. Süpersiniz. Hepinize selam. Oğuzhan abi adamsın demiş. Kendileri şu anda dışarıdalar. Eyvallah baba. Çok sağ ol desteğin için. Sahali Sansal Üçlanmış yayınlar. Kolay gelsin Oğuzhan abi. Adamları koruduk dedi. Antalya'dan selamlar demiş. Aleyküm selam. Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler abi. Umarım keyifli vakit geçiriyorsunuz ve geçirmeye devam edersiniz. Betania koşuyor onu anlamadım ama. Ne? Ne? Betania koşuyor mu? Yasak. Beta koş diyorlar. Beta koş ne be? Betania. Beta? Beta koş. Teta koş. Ney? Benim mikrofon çıkıyor. Beta nereye koşuyor? Niye koşuyor? Kafam çok karışık şu an. Beta sürekli koşturmaca var. Ben cidden anlamadım niye böyle bir şey aldıklarını. Lan arkadaşlar anlamadım. Cidden anlamadım. Ne oldu? Burada aşırı geçerler. Nerede kaldık? Girex'i okudun. Evet. Sahali Sansal'ı da okudum. Tamam. Burak Pusat. Pusat 100 bit atmış. Öncelikle Oğuzhan'a uğra. Sonra kendine babaya ve Kemal'e selamlar. İyi yayınlar bu arada chat. De düet akıyor demiş. Belki yaparlar abi bilmiyorum. Yaparlar ya bence. Bana öyle geliyor ki. Bayağı sevgiler ve mesajlar var hepinize. Olur. Ben yayına geleyim sen nefes Hello Madafak okudun mu abi? Yeni geldi. Osman Taştan. Herkese selamlar. Osman Taştan. Herkese selamlar. Levo seviliyorsun. Oğuzhan abi soğan ekmek parçasından beridir. Takip ediyorum. Seviliyorsun. Tamam, İyi yayınlar mi? Demiş. 10 lira atmış. Osman Taştan ya canım benim. Adamsın. Balkona kamera yok arkadaşlar. Arkadaşlar. 40 Eyvallah. Fucking K. Arkadaşlar. Eyvallah. 40 K mı? 40 K arkadaşlar. 40 K. Bravo. 40 bin izlenme 40 kanal bin. Rekoru. Kesme 40 bin. Evet abi. Halama da fakayı okuduk mu?
Oğuzhan abi adamları seviyorum seni bir de. Ferit'in üstündeki Twitch hırkasını nereden alabiliriz acaba? İpeye de bol selamlarımı iletin lütfen demiş. Nereden alıyoruz abi? Ya aslında ben bunu ya asıl öncekini Gamescom'dan almıştım. Ama bunu da Amazon'dan sipariş ettim. Gamescom'daki havaalanını unuttum abi. Öyle mi? Kekoluk yaptım evet. Ama Köln havaalanını unuttum. Sen partner olduğun için yok, verilmiyor hayır, yani öyle bir şey yok, değil. Hayır. Bunu direkt zaten sipariş. Herkes alabiliyor bu arada. Evet bunu herkes alabiliyor. Partnerlerde asıl moru var. Moru var değil mi? Mos gelecek sonra. Üstü beyaz. Evet. Ben reklamını gördüm o merch'ün bu arada. Şeyde çıkıyor Twitch'te. Sen hiç izledin bilmiyorum ama. Aynen. Sami Oğuzhan Yavuz. Herkese selamlar. Oğuzhan abi mükemmel bir detaysın demiş. Eyvallah hocam. İleteceğiz Oğuzhan abiye de. Osman Taştan. Bunu okudun mu? Onu okudum. Okudum. Okay. Şu an okumamış o. Yeni gelenler. Hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar. 40K'da bu arada kebap sözü vardı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 40K 40 bin kişi. Yemek hazırladılar ama. Yok yok şeyin Mehmet abinin kebap sözü vardı. Ha işte onu diyorum. Aynen. Yemek hazırlandı ama hani gidebiliriz yani sıkıntı yok benim için. Yemeği bırakabilirim ben de. Yayını bırakıp gidiyormuşuz. Aynen. Kebap varsa ben varım. Abi vallahi bilmiyorum Blind Eye'de ne olur ne biter yaparlar mı? Aslında bir Kemal'le Oğuzhan abiden görsek. Böyle bir daha denk gelmez çünkü değil mi? Tabii tabii. Çok zor. Aynen öyle. Canlı yayında. Soner Borazan, Oğuzhan Uğur, Johnson, Kemal'le konuşacak çok şeyiniz var. Selamlar herkese. Oğuzhan abime diyeceğim bir şey var. Ne? Okutacağım, okutacağım. Düet, valla düet teklifini verdim ama pek yanaşmadılar. Kim yanaşmadı? Ben mi yanaşmadım? Yanaşmadın sen. Evet. Şey, sana selamı Soner var. Borazan. Soner Borazan'ın bir de diyeceğim bir şey var demiş. Ne? Onu nasıl yapıyordun abi? Ne? Ne? Osman Taşlar'ın da pardon Sami Oğuzhan Yavuz'un Osman Taşlar'ın sana selamı var. Sami Oğuzhan Yavuz'un da sana selamı var. Hepsine mükemmel teşekkürler. Mükemmel bir detaysın demiş. Sağ olsunlar. 40 kalmışız abi. Aa ne kadar güzel gerçekten. Hadi gidip muhabbet edelim. İnsanlar muhabbet bekler. Ne böyle ayakta dolaşıyoruz. BBB evi gibi neydi? BBB değildi o. BBG'ydi o. BBG. Biri bizi aynen. Eşofmanla böyle yürüyor aynen. Falan. Oğlum at var çok eğlenceli ya. Burçin'e selamlar kalp ne demiş Furkan. Ne? Ne? Baby gel. At kafası. O çivilenmiş oraya. Çivilenmiş, ayıp etmişler. Ama evet, çıkarılabilse ya. Böyle. Hayvanlara böyle şeyler yapılmamalı. Demek Twitch'i bıraktın ha? Çok yapmıyorum. Abi zaten. İnanılmaz bir şey ya. Türkiye'deki, Türkiye'deki erkeklerin, erkeklerin bu kız arkadaşlarına bu baskısı inanılmaz. 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 Sen evinin kadını olacaksın. Twitch yapmayacaksın. Ya öyle bir şey demedim. Ben aslında... Ya şunu suratına ben bakar mısın? Onda öyle bir yer mi? Şey var mı? Gel bakalım. Hiç kaba bir çocuğa benzer mi? Yani ya sen vereceksin. Sen dışarıda dedin ya. Ben şöyle... diyorum ne zaman acaba? Ne yapıyorsun? Dedi biraz önce demedi mi? Sen de orada dedim, dedim dedim. Evet kesin demiş. Dedi ki ben de ağırlığımı koyacağım dedi ortaya. Aynen. Bizde hanımcı. Artist gel. Gel adam. Sevdim. Bizde sevdiğimiz var. Bundan alalım mı lan? Her zaman. Nasıl ezdirme kendini. Ezdirmek değil o ya. Sevdiğini alalım. Sen niye bu çocuğa kırk davranıyorsun abi? Ben bütün programları izliyorum. Bu çocuğa niye kırk davranıyorsun? Haklısın. Bütün yayınlarda varsın değil mi? Tabii canım. Kaç kere donate attın. Sağ ol. Her akşam 3 lira gönderiyorum bu çocuğa. Ben de şey oynarsınız. Yok. Yok. Dur ya. Biz altıya da olsan diye. Ha, duydum duydum onu. Düşünüyor musunuz canlı? Çok kolay bir şey. Efendim? Canlı yayın açmayı düşünün. Ama hani vallahi orada ne bileyim atabilirler. Vallahi şu senin üstündekilere başındakilere baktım. Kesinlikle düşünüyorum. Bir şey yok abi. Baksa pasak değil mi ya? Oğlum Bilgeç de böyle giyiniyor. Sen bu kıyafetlerle neyi saklıyorsun ben anladım. Zuckerberg'in öyle bir muhabbeti vardı. Evet. Evet. Çünkü vaktimiz yok giyinmeye anladın mı? Aynen. Yani dolabın karşısına geçirecek vaktimiz yok. Giyiniriz gideriz paramızı kazanırız geliriz durumu var. Abi bizimkiler... Onda bayağı var. Adam dolar kokuyor içeri girdim dolar kokuyor ya. Yeşil yeşil. Böyle bir şey sen abi ciğer kokuyorsun bak bu adam dolar kokuyor ya. Casper geliyor kokluyor beni ciğer kokluyor beni. O bana başladı falan. Onda ben kokuyorum. Casper ondan sana yanaşıyor. Baktın ciğerci baba gelmiş diyor. Lan götüreceğim sana kebabın kralını yedireceğim. Siz Allah. Bunda şey var. Nasıl geçiyor burada vakit başka? Burada vakit nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor? Hakikaten birbirinize böyle ayar olmuyor musunuz bu kadar oturup insanlar? Daha hiç ayar olmuyor. Allah seni yandırsın. Siz bize ayar oldunuz mu? Nasıl yakaladın biliyor musun mimiklerden?
Abi nasıl bir şey yakaladın? Ya ayar on. Abi puanlamasın. Alo alo. Aa. Gelmedi mi sesin? Ya olur onu yapmayalım. Bu kadar olay yeter. Gerçekten yeter. Puan veriyoruz. O da oylamada hani puan alıyoruz. Birincilik ödülü. Kavga çıktı mı? Ne zaman çıktı? Henüz çıkmadı. Tam 8'e bir ama bir gerildik yani. Abi bak kadınlar burada. Döndüm dedim ki sana bakıyorum ama onlarda da gözüm var. Direkt böyle yaptım bak. Dedim ki burada dedim acaba dedim hiçbirinize ayrı olmuyor musunuz dedim. Kızlar da şöyle oldu bak. Hayır. Ama sol aşağı bakarak böyle bak. Hayır. Yazan da falan. Yok gerçekten hiçbir. Bu arada cidden zaten pırıl pırıl gençlerseniz yok öyle en fazla şey 4 saatiniz var daha. Yani öyle uzun bir süre değil. Onun için de oylamalar nasıl oluyor? Sen gidiyorsun diyorsun ki. Çatı katına şuna çıkıyoruz. Ha, evet. Gizli oylama. Atlanta yaptık. Çatık oldu. İlk anda yap. Ya bu çünkü gizli olmayınca kavga çıkabiliyor değil mi? Yok yok. Yo, sonra öğreniyorsun. Aslında öğreniyor gizemli olsun diye. Ama başta yani sonuç açıklanana bilmiyorum kadar bilmiyor kimse. Telefonları peki alıyorlar. Mesela yani sana en düşük puanı kim verdi? Şu verdi. Bak şu verdiden ama bir şey söyleyeceğim. Sen mesela ama o da oyuncu. E sen Twitch'in oyun oynayanları bölümünü destekliyordun. Ya. Hayırdır? Ha. Hayda. Eve göre oy verdin. Eve göre mi oy verdin? Ama burada yani neredeyse herkes... Bu odaya bu çocuk hiç yakışmıyor. Bana. Eve göre oy vermek ne demek ya onu anlamadım. Yani evdeki göre yaşama göre neyse oy verdin. Oğlum evdeki yaşama öyle bak Allah aşkına. Öyle bir oy vermedin. Buraya bir tane temizlikçi teyze getirsek kalır şurada bak yüzüstü kalır. Bu kadar kısınız burada ama yerlerin haline bak falan diyor şaka yapayım. Ama ayakkabıyla geziyoruz onu anlamadım. Ha ayakkabıyla evet. Bazı ya sabahsın sen akşamına böyle. Neden en düşük puanı ona verdin? Neden bu konuya neden bir daha? Ya gene başlayacağım. Her gün açılıyor ama. Tamam ben bir öğrenmek istiyorum. Ben tamam sonuçta sizin fanınızım ve sizi şey izleyerek geldim Ahmet buraya. Ahmet bile söyledi. Yani birine en düşük puan verilecek ve... O da o olsun. O da hayır o olsun değil. Neden oldu? İlk gün sadece böyle bir ufak bir atışma gibi bir olmadı atışma da. Atışma değil ya ne alakası bir, var verin. Ya hayır. Be, atışma köpeğin mı? Köpeğin suçlu anladın temizler misin yani lütfen? Ya, bak, köpeğin mi suçlu? Olayı anlatıyorum abi. Abi! Sen en düşük puanı köpeğe mi verdin? Bir ne oldu? Hayır ben ona 3 puan verdim. 3 puan verdim. En düşük puan kaç? Nedeni bu değil bir, bu arada. Bir. Sana bir mi verdin? Biri verdim. Aa bu. Bir ilgilensene abi. Ortalık. Çok eziliyorum burada biliyor musun? Burada şu anda. Konu nereden? Bendim ya. Dur. Konu nereden nereye gidiyor? Konu nereden nereye gidiyor? Sonuçta evcil dostumuz. Evet. Sıçsa da kuşsa da tamam sen gidip onu ona söylemek zorunda değilsin. Sen de temizleyebilirsin. Ben de köpeğim var. E tamam niye temizlemedin? Abi olayı anlatayım mı? Teşekkür ederim. Doğru diyorsun. Evet. Olayı anlatıyorum. Casper orada işiyor. Ben işediğimden haberim yok. Mutfağa işiyor. Ama İpek sonra arada. Şöyle bir konuşma onu da geçiyor. Tamam. Hayır, evet. Yani şöyle bir konuşma geçiyor. Levent diyor ki ha Ece o sırada Dilada'yı hazırlıyor temizlemek için. Levent Bey kim işedi diyor. Furkan da diyor. Ha Furkan da diyor Furkan ki Kesir işedi ben gördüm diyor. Kim işedi bir soru gerçekten bu muydu? İşte ben de onu anlayamıyorum. O kadar hani tanımıyorsunuz ki birbirinizi kim işedi falan ben işedim. Sonra ha, tamam. Furkan Kesir işedi diyor. Levent dedi ki Kesir işediyse neden o zaman Ece temizliyor diyor ve bana şöyle gelişi var abi. Ama yapma onu Ferit'ciğim. Yapacağım bunu. Alıştık abi o kadar. Ferit'ciğim. Sen ağ mısın paşa mısın? Yine bir şey söyleyeceğim. Bak ne dedi? Ben de köpek besliyorum. Yani sen evet otomatik burada olarak sen bir hayvan seversin. Aynen. Abi hayvan sever sokakta gördüğü köpeği bile besleyen seven insan değil mi? Evet. E burada evet evinizin içinize aldınız. Seviyorum zaten. E sen temizle. Ya ben de ya da sen temizledin tamam diye sen şimdi burada hayır niye şey yapıyorsun bu çocuğa? Bu çocuğun haberi olsa kendi temizlemez mi? Sen niye ortalığı karıştırdın? Şu tipe bak bir ne kadar... Ortalığı karıştırdın şu an. Hayır. Tamam yok yok siz büyük ihtimalle... Bak biz erkeklerde şöyle bir şey var. Şimdi burada evet birbirimizi kandırmayalım. Bir cebe atma durumu vardır ya sizde. Ya işte nişe tilt olmaz mısın o öyle bak, bir şey? Bak hocam zaten şöyle bir şey. O yüzden yani. Bizde bir cebe atma durumu vardır ya. Evet. Ama sen de şöyle düşüneceksin. Sen burada kız arkadaşın var mı senin burada? Yok. Onun burada kız arkadaşı var mı? Var. Ha sen de şunu diyeceksin o zaman. Erkek adam da bak sen onun köpeğine tahammül göstereceksin. Ben gösteririm. Sen de abi, onun şu, hayır, sen de onun şu duygularına tahammül göstereceksin. Ya bu adamın burada kız arkadaşı var. Böyle şeyler yapabilir. Ben de erkeğim. Onu anlarım. Alttan alayım diyebilirdin. O an bir şey yapmadım zaten. Beni ilgilendirmez. Neden yapmadın? At ne yaptı o sırada çabuk söyle. İşte o an bir şey yapmadım. Tamam hallederim dedim. Ama bir puan. Ama bir puan verdim. Olay bu. Ama ben bir şey izleyeyim. Ama tamamıyla o değil tabii bir puan verdim. Bizim takım olarak gelmesin. Savaş başlıyor. Tamam bir şey söyleyeyim. Nasıl arkam konsalar var? Savaş başlıyor. Hayır öyle bir şey değil. Ya bizim memleket olarak da hani en böyle minimale indirgeyip bu eve de yansıtırsak durumu şöyle bir sıkıntımız var. O sıkıntının ben siz zehir gibi heriflersiniz yani sizde yaşanacağını düşünmüyorum da. Bazı şeyler anlıktır tamam mı? O anlık bir şeydir. O sana bir verdi diye şimdi sen bu evden çıkana kadar bana bir verdi diye gece böyle uyanıyor mu böyle zıplıyor mu böyle? Yok. Bana bir verdi falan filan. Yok. Ama neden çocuklar duyuyor musun? Bu konu yok açılıyor. Abi. Evet. Ya ben o ne diyorsun yemek videosuna gittim.
Şef. 200 yıldır şef herif. Bana bir verdi. Ve ben hayatımda ilk defa bir sotla yaptım. Mesela ben onun acısını yaşıyorum. Terleyerek uyanıyorum geceleri. tabii böyle ben. Saate bakıyorum mesela 11-1. Oradaki bütün birler de gözümde gidiyor. Giriş alışıyor böyle. Tabii çok kötü bir şey. Gittin ama sizde bu anlık galiba değil mi? Anlık tabii. Ya bir de çok kısa bir zaman geçti. 4 gün geçti. 4 gün ardından oylamaya. İşte sen benim bütün emeklerim yok saydın ama. Gitmeden oy vereceğim mi? Peki sen ne? Gitmeden oy verecek misin? Vereceğim. Peki başka birbirine düşük puan veren kim? Ben bir tane herkes bir ben. Gene biraz yüklendik. Evet. Neden bir gel sana böyle yaptılar? Herkes değil. Ben sen hariç. Çünkü o beni ver. Bana ver. Araya da beni koy. Sana neden? Ya bir, kimseye sormayayım sana sorayım. Sana neden böyle bir verdiler falan? Bana bir verebilirsin. Söyleyin abi. Başında yarışmanın o yüzden olabilir. Bir gel Joker'di o yüzden. Nasıl Joker'di? Ya üzülmeyeceğim ben. Verin. Birinizi benim. Ay bu sen kadın programlarındaki her şeye göğüs gererim misin? Öyle yok mudur böyle? Gelir böyle artist bir gaza gelip böyle. Tamam ben giderim. Yani bir şey söyleyeceğim. Bu kadın sen misin burada? Burada gitme yok bu arada. Ya tamam gitme yok da o birin sırtında yaşamasından ya daha iyi. Ya ben ona inanmıyorum. Ben aya dedim diye değil. Furkan da dedi çünkü onu. Hani bana bir verebilirsin. İşte Furkan'a da iki verdik diye. İşte. Yavrum Furkan'a bir verseler ne olur? Furkan. Anlamışsındır zaten. En az diyaloğa giren, en az böyle birileriyle samimiyet kurabilen, kuramayan diyeyim benim. Samimiyet. Neden? Metal müzik dinleyip kendini odaya mı kilitliyordun 17 yaşında? Nasıl yani? Neden böyle? İnsanlara neden soğuksun? Bilmiyorum. Biraz babam beni küçükken hortumla dönüyor. Neye bağlıyorlar? Yaş olarak büyüğüm onlardan. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım? Vallahi şu, bir kadında bunu sordum kilitleniyorum da felç geçiyor. 11. Neden? Morali bozulmasın diye. 11 buçuk. 30 yaşındayım. Hiç ya, ama bak gerçekten. Ya benim ama bak yani ama bak hakikaten göstermiş. Benim geldi akranım varmış burada. Sen ne yapıyorsun burada ya? Hayır şey şaka yapıyorum. Beni attılar bunların. Ama şöyle bir şey. Nasıl gösteriyorum ki? Sen 25 en fazla. Yapma. Kaç? 30. Sen o seni hayır şu bıyıkların yalan söylüyor diye bağıracağım. Bıyıkları gezindi böyle yalan diye. Harbiden kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? Bak sevgilin zaten hani aşk sevgilim şaka yapıyor bakışlar atıyor sana şu an. Kaç? 27 yaşındayım. Tamam güzel iyi. İdare. Oğlum bana ne senden dur ya. Seni alıştırıyorum. Bir dakika ilk okuduğun kitabı söylesene bana adını. İlk okuduğum kitap Şeker Portakalı. Şeker Portakalı diyecek mi? Sofi'nin Dünyası'nı okudun mu? Okudum tabii ki evet. İşte sana bunları yapan bunlar. Ne? Okuma böyle kitaplar. Ne? Biraz magazin izle. Birazcık birazcık politik ol yani. Abi, sende şey vardı, Yunus Günç'e kitabı vardı. Getirsene. Yunus Günç'e kitabını getirsene. Hepiniz doğrar gece böyle uyanıyorsunuz. Evet yarışmacılarımızı salona alalım. Gelmiyorlar. Gelemezler. Ama şey, sonuçta o şeyi atlatmışsın gibi duruyor. Aslında en başta önemsemiyordum. Sonra herkes biri verince... Ve balkona çıkıp şey tek başına. Balkona çıkıp tek başına ya da... Hayır bak. Ya yalan söyleme bana. Niye? Bende bir sorun var. Asla senden çıkacak bir cümle değil. Bak seni hiç tanımıyorum. Şu anda senden öyle bir cümle çıkabileceğini hayal bile edemedim. Gerçekten herkes bir verdikten hayır, sonra muhtemelen bir vermeni sağlayacak bir şey yapmışımdır diye bence düşündüm. Bence sen terasa çıkıp şöyle yapıyorsun geceleri tek başına böyle. Lanet olsun bunlara mı? Lanet olsun bunlara. Allah Allah'ım ya. Bende bir sorun yok. Bunlar da var falan. Yapmıyor musun? Hayır yapmıyorum. Olsun, yok. Gerçekten yapmıyorum. Yok. İndirsen oradan Berkan. Yapmıyorsun. Şey yapmıyorsun. Çok iyi. İyi sana çok puan verdiler öyle düşük. Başka kim? Ben ikinci de ben. Hepsi. Ama sen o kadar. Niye yalan söylüyorsun şu an? Çıkamayız buradan. Ama şey sonrasında bu durumu onlarla konuştun yani bana. Şöyle bir şey var ki bir puan vermek aslında çok acayip kötü gibi görünüyor da öyle yapacak bir şey yok ki herkes birbirine arkadaşı. Yalnız onun üstüne sonradan gittiler de. Hani insanlar da sana bir verildi neden bir verildi falan muhabbetine girdi hiç mi o birazcık şey oldu etkilendi bence. Evet. O da öncesinde baskı yaptı. Öncesinde hiç olmasa olsaydı belki ellemezdi yani. Ama sende de şöyle bir durum seziyorum yani. Ben hani önüme koyulan basamaklardan değil önüme açılan çukurlardan yükselirim. Bir, sende bir gözde öyle bir şey var. Tamam öyle olsun. Tamam öyle olsun diye sabah yapacak bir şey. Sen en yüksek puanı sen mi alıyorsun? Yok. Ferit. En yüksek puanı kim alıyor ya? Ferit. Sen düşük vermene rağmen. Ben 3 verdim daha da. Bak. Daha ne verdim? Ben ona düşük verdim. O bana düşük. O bana. Abi sonuçta bir şey soracağım. Kimse gitmiyorsa niye birbirimize puan veriyorsunuz ya? Gerilim olsun. Kazanan olacak. Her gün gelmiyor. Bir kazanan olsun. Hayır bir kazanan olacak. Ödülü nedir? Gizemli bir ödül var şu an. Gizemli. Belli değil. Bilmiyorum. Bir ayın sonunda belli olacak. 150 bin dolar mı? Şeye çok üzülmez miyiz? Ben de bu eve girebiliyor muyum falan diyeceğim. Vereyim sana gel gidelim ya bu ne burada takılma falan. Bozuk yok şu an. Öyle bir şey de var. Şimdi bir ödül yoksa ortada mesela. Peki insanlar aslında bakarsanız şöyle bir şey var. Dışarıdan da izleyenler var. Sürekli bir chat akıyor orada. Gördüm hani bir yazı okuyayım dedim. Böyle Matrix gibi geçiyor. Okuyamadım. Çok hızlı. Takipçi sayınıza göre size burada bir torpil yok değil mi dışarıdan?
Aslında var. Var. İşte. Yani bir de bu halk oylaması oluyor. Halk oylaması oylama. Halk oylaması. Bir tanesi yarışma oylaması. Gidip Survivor gibi koşuyoruz ortalıkta. Ben bu adamla. Yani. İnanırsan Furkan abi bir koşuyor. Parkur oldu. Koştu. Benim parkur izle. Oyunları var. Benim yani, parkur bak Furkan Kemal'e geçti parkurda öyle düşün. Geçen çünkü Furkan iki adım atıp sonrasını vücuduna bırakıyor. Kar topu gibi devam ediyor. O yarışmayı Ferit kazandı. Kendi aramız şey bana var. Halk oylaması var. Bana bilendi. Vallahi bilendi. Yok yok çocuk belli zaten böyle bir titriyor hafiften. Halk oylaması var. Bütün enerji demek koşmaya gitmiş. İyi. Orada izleyiciler oy veriyor. Orada takipçi sayısı tabii devreye giriyor. Aynen. Yani onu bence Ferit buradan kazandı. İzleyen insanlara da şöyle bir şey söylemek lazım. Burada çok desteklediğiniz bir adam olabilir falan filan ama bence bunu takipçisi çok yüksek olan insanlar da açıklasın, yapsın. Burada birazcık Object. Adaletsiz bir duruma yol açabilir bu dersin. Evet. Yani sen şunu diyeceksin kardeşim bak ben ne dedim? Fanatizmden, fanlıktan uzak bir iş yapmaya evet. çalışıyoruz. Tabii ki. Aynen. Sizde de eminim ki o hisler var. O zaman diyeceksiniz ki abi tamamen durumu değerlendirin. Aynen. Biz kendi aramızda onu yaptık bir ama. Hani şey, o ortamı sağladık bence. Twitch'te hepimiz canlı yayıncıyız ya. Hı-hı. Yani içerik üreticisi. Hı-hı. Şöyle düşün mesela senin kanalın belli bir sayıya ulaşıyor Hı-hı. değil mi? Bir de başka bir kanal var belli bir sayıya ulaşıyor. Ama seninle aynı tarz içerik üretiyor. Yani Hı-hı. yorumlama, Hı-hı. haberler üzerine konuşma vesaire. Şimdi sen zaten bir seçime maruz kalıyorsun orada. Hı-hı. Değil mi? Sen daha çok izlendiğin için demek ki senin ürettiğin içerik daha çok hoşuna gidiyor insanlar. Hı-hı. Aynı şey burada da var. Biz Aynen. buraya gelmeden önce zaten Twitch'te... Ama burada yaptığınız şey Twitch'te yaptığınız şey değil aslında. Aslında değil. Aynı şey. Değil. Niye nasıl değil? İçerik üretiyoruz yine kamerada. Hayır tabii ki bak. İçerik üretiyorsunuz ama bu başka fark. Daha aktif olan, daha komik olan, daha ön plana çıkmıyor. Zaten sizin takipçileriniz artık sizin en ufak mimiğinizden ne hissettiğinizi de anlıyordur. Şey çünkü yani, orada tabii. doğal olmak zorundasınız. Hiç kimse, bak ciddi söylüyorum dünyanın en dahi adamını getir. Bir şey izlerken aynı zamanda canlı yayın yaptığı insana şov yapamaz abi. Siz orada bir şekilde biraz da törpüleseniz, çok da törpüleseniz bir şekilde kendi kişiliğinizi gösteriyorsunuz kamerada. Full RP yapamazsın. Tabii ki yani. O yüzden evet. aslında o insanlar sizi tanıyor. Gerçek anlamda tanıyor demek. Hani bir şarkıcının takipçisi gibi değil onların sizi evet. takip etmesi. Aynen aileden biri gibi ve bu yüzden hani bununla da karar verebilirler. Ben bunu sadece hani şey yapıyorum tabii ki. Hı-hı. Kimsenin de karar takipçi halkı. Kaybetmesini karar istemem. Halkı. Çünkü düşünsene yani senin mesela aynen, şeyleri... öyle bir şey söylüyorsun ki. Oha! Öyle çocuğun işte. Köpeği oraya sıçtı diye bak yaptığına bak biz hemen ona gidelim abone olalım bunu açalım falan. Öyle bir şey demiyorlardır. Yok demezler ya. Yok. Orada tam çok tersine yani. Bu arada olay yani ben şu an açıkladım o olayı. İlk defa yani canlı yayında. Oha, orada tam yani? Tersine şöyle... Ben niye ata bakıyorum kamera diye ya? Vallahi atın da kafasına bir tane kamera koysunlar ya. Orada şöyle algılandı. Sanki ben o çişi biliyormuşum. Hani Levent gelmiyor, ben dememişim gibi algılandı. Hmm. O yüzden bana bayağı hate mesajları var. Kendi köpeğinin çişini bile temizlemiyorsun. Sen önce git orada temizle i̇nsanları, falan. Aslında ama insanları örgütlüyor. Hemen olaya geliyordur yani. Fanatiklik oluşmasın istiyorum. Yok anladım. Yok ben hepiniz ya gerçekten hani öyledir. Ya benim bir evin içine bir yani. Evin içine kimi koyarsan dünya barış elçilerini bir evin içine koy. Bir hafta sonra birbirlerini doğrarlar yani. Tabii, ama aynen. siz aklı ucunda ve çok acayip yani muazzam adamlarsınız. Gözlerinizden dedim ya eve girer girmez o ateşi aldım zaten. Ya. Bir grup bayık adam da görebilirdim burada. Hani ben gamer'ım ben. Bana jeton at falan diye adam. Hiç öyle değil. Var. Hepiniz böyle aktif tak 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 gözlem gücü yüksek adamlarsınız. Ve bu yüzden de hani ben tabii ki sürtüşme olacaktır. Olmazsa zaten bir saçmalık var demektir. Normal değil. Ama nerede durdurabileceğiniz size bağlı çünkü siz binlerce insan takip ediyor sizi ve siz bütün oradaki herkese örneksiniz. Tabii. Ya bu çok önemli bir şey. Yemin ediyorum bak ben konuşurken orada hani YouTube'da izlenmek için çok ufak 3 tane trik vardır. Hiçbirini yapmadım bugüne kadar. Neden? Çünkü ben beni izleyen adamın beni örnek almasını eğer örnek alacağını düşünüyorsam orada yapmam onu. Siz de bunu yapmıyorsunuz. Aynen. Görüyorum da ya yayınları. Senin ilk benim benden bahsederkenki videonu YouTube'da gördüm ben mesela. hani bunu da bil. Hani bunu da yazdı. Aynen. Biliyor yani. Yok yok ama gerçekten onu veriyorsunuz abi karşı tarafa. Evet. Seyre doyulmaz bir durum var. Hangi kameraya şey yapıyorum? Reklam yaptım bana. Bunun için 5000 dolar daha ödeyecekler. Çok iyi ya. Hadi abi dedi ki şey 10.000 dolar verirseniz bana Instagram'da tekliyor Oğuzhan abi sizde. Bir de Oğuzhan abiye değil bak bana verir. 8.000 dolar o 2.000 kendini alıyor demek ki. Lütfen anons gelsin buraya. Buraya ya. Öğrenmiş oldu bak. Peki daha önce hani böyle bir malikanede yaşayan var mıydı buraya gelmeden önce? Yok abi. Suratına bak. Sen zaten 50'den mi zaten? Benim sevişimden belli. Benim köpeğim değil ki. Ama işte düşün. Evine, ya evde sizin. O bile kiradır o da büyük ihtimalle. Ben buraya bir girdim. Yemin ediyorum acayip şey.
Nasıl büyük malikane ya? Hmm. Yani bir grup çocuk burada oyun oynayacak da video çekecek. Böyle malikane mi tutuluyor? Yukarıda yapımcılarla kavga ettim dedim. Alt yapımcılar çocuğu. Ayıp etmişsin biraz. Bana ne? Şurası yetiyor size işte. Şu toplayın bana. Aynen bak siz şurada toplayın. Oğlum pinç çekeceğiz. Yüksek konuklarımız geliyor bu hafta. Dedim ki hani şu şurayı tutalım ya düşünsene. Sana terası gösterelim. Kim geliyor? İnanılmaz manzarası. Aynen. Gördüm ben zaten ya. Yan tarafa da yazsın abi. Hayır işin kötüsü de bu nasıl para arkadaş? Yani adamları bir tane villa malikane açıyorsunuz. Yan tarafındaki malikane değil reji ekibi. Vay arkadaş dedim ya bu neymiş? Sonra olsan abi Twitch'e girmeyecek misin? Girmez miyim? Senin amacın ne şu an ya? Benim amacım sizi batırmak. Ya hayır bak gerçekten sayın izleyenler. Chat. Chat'e sesleniyorum buradan. Yani şu kadarcık yerde takılıyorlar zaten. Bu geri kalan ne işe yarıyor? Bak şuraya hiç giden var mı mesela? Şuraya hiç gitmemiş adam var ya. Hani İstanbul'da yaşayıp Boğaz Köprüsü'nü görmemiş insanlar gibi yani. Bu gitmemiş oraya bak. Orası tertemiz duruyor çünkü. Bu hafta kim geliyor abi? Sen mi temizledin? Evet. Hem de bunun ayak izlerini ha. Sana yazıklar olsun. Ver biri buna. Onu ona söyle. Sen şimdi böyle gezmen lazım. Kardeş senin ayak izlerini. Sana hemen böyle hate kadro. Eyvallah. Çok kim sen ne yapıyorsun oğlum evde ya? Kim geliyor söyleyeyim. Bu hafta söylemem kim geliyor. Ne sürpriz. Vay be. Çünkü gelmeyebilir öyle ünlü. Hani bir anda ben gelmiyorum deyip suratımı kapatabilir. Ben de hiçbir şey diyemem düşün. O kadar ünlü. O kadar ünlü. Ben ne yapıyorum abi? Ben Berkant'la İpek dışında kimseye tanışmıyordum. İşte teaser çekimlerinde bir tanıştık falan. Geldim takılıyorum böyle. Çok çabuk ayak uydurduk. Herkese de anlaştım. Ha, bunu sonunda ben biliyorum. Ben hepsi ya. Arkadaşım gibi. Yok öyle değil. Ona gelecek şimdi. Yok canım hala bildin ama rap çok çabuk tanıştık. Biz koy koy yapıyoruz abi. Hani kapıda diyordum dürtüyorlar beni falan diyordum. Ha beni var ya çok itiyorlar. Kim? Gamer değilsin. Kim? Ferit dedi ki sen gamer değilsin git balkonda yat falan dedi soğukta. Okey abi. İnanıyor musun? Tabii ki inanmıyorum. Vallahi abi. Kardeşim çünkü öyle bir şey olsa bu karşı çıkardı. Sırf sen diyorsun diye. Bir dakika o niye balkonda yatacakmış diye geliyor. Buraların muhtarı bu galiba. Anlamadım ki tam bir ağ. Allah kahretmesin. Dart var bir tane ok var. Çünkü hepsini Kemal mahvetti onların. Duvara sapladı. Şunu hangi pavyondan çaldınız ya? O ne ya? O pavyona sen de mi gittin abi? Tabii ya. Ben her gün Ankara'lı adam abi. Ya ben Ankaralıyım kardeş. Çok iyi ya. Kameralar böyle dönüyor biliyor musun? Hmm. Çok kafa sallıyor ya senin. Biz bir şey soruyoruz böyle yapıyor mesela. Bazen böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Sen onu anlıyorsun ha. Tamam. Ya yemiyorum yeni nesil işte abi görüyor musun? Çok zeki ya. Vallahi çok zeki. Sorun be. Sor bir şey cevap ver işte. Zor sormayın ama. Buraya bakmıyor ama. Hey bana bakar mısın? 8 numara. Şu arkadaki de olabilir. 8. Döner hoşuma. 8. Reji. Bence Reji şu an o kadar sıkıldı ki bizden. Bırakıp gitti. Ver bir kamera gitsin. Bu nasıl? Reji'ye bak. Reji'ye kadar terk edin adamı. Reji orada mı? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Baba dönüyor. Hızlı geldi. Eyvah. Bak bak döndü. Evet. İstediğinizi sorabilirsiniz. Her şeyi biliyor. Ben gideyim mi artık? Sıkıldıysanız. Sağa sola yapamıyor. Ama hayır, yapamıyor değil mi? Git diyor şu an bana yazık. Yukarı kalkabilir ama. Yukarı kalk. Küçücük bir kamera bana yürek bak. Küçük küçük tamam hareketler. Böyle yaptı. Sen de. Nasıl döndün gibi diyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yan tarafta izleyenler tabii görmemiştir değil mi? Yan tarafta çalışan insanları. Yok. Yok. Bak ciddi anlamda ben televizyonda daha önce televizyonda da büyük televizyonlarda da editörlük yaptım. Çalıştım. Ben televizyonlarda öyle bir ekip görmedim. Görmediniz değil mi? Ciddi söylüyorum. Ve şey çok, gibi hani çok böyle bir savaş sahasında savaşı yöneten insanlar gibi. Hepsi böyle dizmişler. Ve mekan fark etmiyor ha. Yani bu insanları mesela bambaşka bir yere götür orada da çat çat canlı yayın hazır falan diyemeyecek bir kadro var içeride. Çok, çok şanslısınız o konuda. Evet. Çünkü ben bir ekip kursam da böyle bir eve doluşsam yemin bir türlü yüzümü yakalayamazlar yani öyle düşün. Ama ben diğer yayınlarda mesela sen tam bir verirken senin surat ifadeni falan yakın çekmişlerdi. Nasıl profesyonel ya? Yemin ediyorum nasıl profesyoneller? Tam böyle size köpeğin işeme anı slow motion'u var. Ve tam köpek işerken nasıl bir reji varsa köpeğin işeceğini önden bilmişler gibi. Kafasına 3 boyutlu ok geliyor köpeğin. Bu diyor bunun köpeği diyor. Ok seni gösteriyor falan. Acayip bir reji ya. Yemin ediyorum Türkiye'de televizyonculuk nereye kadar gitti ki internette bile bu düzeyde insanlarla çalışıyorsunuz. Demek ki siz çok değerli çocuklarsınız. Ben o yüzden hem önce villadan sonra da yan taraftaki reji ekibinden sizin ne kadar değerli olduğunuzu anladım. Benim için de çok değerlisiniz hepiniz. Furkan sen hep ayrı değerlisin. Evet abi. Senin abin patronun. Bir Ozan abi. Bir ciddi soru sorabilir miyim? İnternette bile... Ben şu ana kadar dalga mı geçiyorum? Hayır o anlamda... Reji mesajı aldı bu arkadaşı çekmiyoruz artık. Demin dedin ya internette bile. İnternet şu anda aslında... Ana. Şey değil mi? Üste çıkmaya doğru gitmiyor mu? Yükseliş dünyada olarak. Dünyada internet 6-7 sene evvel üste çıktı.
Ama televizyon, yani Türkiye'de televizyoncuların çok direttiği bir durum bu. Yani mesela bir adama sen gidip haftada 2 milyon lira para verirsen televizyonda, o adam da şunu savunacaktır. Hayır, internet yok Türkiye'de, Anadolu beni izliyor falan filan, anladın mı? Bu yüzden birçok gencin önünü de kestiler. Kesmeye de devam etmeye çalışıyorlar ama artık kaçamıyorlar. Türkiye'de öyle bak, sen müzisyen bir adamsın. Çünkü talep bu. Müzik şirketlerinin bile artık soluğu kesildi yani çünkü... İnternet var. Herkes kendi şirket olabilir. Hepiniz kendiniz yayıncı oldunuz, oturdunuz. Sen gittin birinden torpil istedin mi? Yok. İstemedin. Kendim sen istemişsin kanalı. Babandan bilgisayar almışsın. Ya gibi. Ufak torpillerle. Yani sonuç ben olarak... Ben şey diyeyim, seni boostladılar zaten. O zaten kendi olmadı yayıncı. Öyle mi? Bu yaptı. Ahmet Canlı. Yani orada bu yaptı. Bu demek ki şöyle bir şey. Sen yarın bir gün bir şey döksen yine sana kızacak. Yok yok, ben yapmadım. Bu hafta Cahre'yi yap. Cahre'yi yap. Seni Ahmet mi yayınlıyor? Biri yapmadı abi. Ya, yok abi. Ya destekledi. Şakasını alıyoruz. Ahmet mi destekledi? Bak ben beni burada evet. Öldürecekler. Ya hepimizin desteği vardı. Bizim ha, herkesin chatten, desteği var. Bizim chatte bize destek veriyordu. Ben izleyici, izleyiciydim. Aboneydim. Yayın açmaya başladım sonra. Birlikte oyun sen şöyle mi yapıyordun yani? Onları izlerken böyle monitörün arkasından he ben olsam böyle derdim ya falan. Sonra yavaş yavaş ben oldum. Öyle mi? Aslında ben de yok öyle değil. Ben başka yani müzik ses mühendisi okuyordum o zamanlar. Aa sen var Pro Tools kullanıp insanların ha, seslerini, çirkin sesi insanların sesi güzelmiş gibi yapıp albümlere mi koyuyorsun? Ne sahtekar bir hayat yaşıyormuşsun ya babası. Neler oluyor yani? İşte böyle hani ilgi sonra evde izliyordum. Oyun moyun da seviyorum. Kafamda birden şu oldu. Lan bu oyuncuların kesin toplandığı bir yer vardır dedim kendi kendime. Ki yokmuş. Yokmuş. Sonra fark ettim işte Twitch vesaire. Ferit tanıdım, Ahmet abi tanıdım. Öyle öyle. Vallahi müthiş. İyi ki yapmışsın kardeşim. Ama tabii olmasalardı şu anki yani boyutu... Eskiden imkansız. Bize böyle fırın küreğiyle yayın veriyorlardı. Yani cumartesi günü onlar ne isterse onu izliyorduk. Hafta içi evet. Sabah onlar ne isterse onu izliyorduk. Ama internet Türkiye'de artık şöyle oldu. Sana bir palet sundu. İstiyor ki, adam diyor ki artık ben bunu severim, bunu izlemem. Bunu severim, bunu izlemem. Siz Türkiye'ye, Türk insanına, izleyicisine seçenek kazandırdınız. Evet. Bu yüzden internet gelip de bir koca bir internet firması gelip de şey yapmadı yani. Evet giriyoruz Türkiye'de internet piyasasına yapmadı. Siz evlerinizdeki bilgisayarla, babanıza aldığınız bilgisayarla kendi ya da işte kendi aldığınız bilgisayarlarla, çalışmalı bu bilgisayarlarla girdiniz ve genişlettiniz o skalayı. O yüzden de yaptığınız şey bugün belki evet bir anda bir fenomenlik, bir popülerlik olarak gözüküyor ama yıllar sonra zaten konuşulacak olan insanlar da sizlersiniz söyleyeyim yani. Evet, ha bunun size bir katkısı var mı? Yok. Yıllar sonra gelen takipçiler ne olur? ben o zaman bile hala yayın yapıyor olacağım. Yani şöyle oldu. Kendi kendine. Yani kendi kendine. 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 Kendi kendine baba. İnsan der ki babam sayesinde der. Yok. Hayır babam sana söylüyorum. Babam sayesinde. Ya. En baş. Ama yaşları genç ya. Şimdi alışkınlar hep kendi kendine durumuna. O yüzden... Hayır evet. Canım öyle bir şey yok. Ben her zaman... Ama ne öyle bir konuşuşumda Ahmet abi... Yayını da kesemiyoruz değil mi canlı? Ahmet abi arayacak ağzıma sıçacak. Ya, öyle bir durum. Öyle mi? Çok da rahat rahat söylemeyebilirim. Yok söyle ben söyleyecek bir şey yok. Furkan'a niye söyle... Sen... Sana en düşük puanım bu mu verdi? Evet abi. Ama olsun o bizim bizden. Siz benim mi verdiniz? Yok iki verdik de bize şey yaptık. Allah'ım. Sana sadece mi? En azından iki var. Sağ ol ya. Oğlum o bizden. Oğlum çok... O benden önce babamı tanıyordu. Abi arkadaşlar onun çok desteği var bana Twitch yayını bak. Bu kafa neyin kafası? Onu ben de bilmiyorum. Biz de çözemedik. O dansözün yani. Kafası. Hayır, o kız hangi dansözü? Benim anne Bursa'da. Öyle mi? Dansözün kafası. Hatta Kumla'da yazdık var. Aa Kumla'da. Allah aşkına Kumla'da bir diskoya gittim. Yemin ediyorum kenarda kıvrıldım uyudum. Ben askerliğimi de yaptım. Çünkü orada asker koğuşu zannettim ben. Meğer Kumla'da diskodaymışım. İçeride sadece erkek var ve hepsi asker tıraşlı. Valla fena. Fena. Tehlikeli, çok güzel ama denizi falan be giriyorsun, 400 o koler oluyorsun falan tabii. Benim vücudumda leke var biliyorsun. Çocukken kattım, mantar. Denize atmışlar seni, onu kaldım. Aynen, bunlar da denize girdim. Buradan Kumla Belediyesi'ne de seslenelim madem yayındayız, çok iyi gerçekten. Sen şimdi ofise mi gidiyorsun? Ben şimdi aynen çalışmaya devam. Sevenlerim için çalışıyorum. Yalanın büyüğü geliyor. Yok be para verecekler ondan. Kendi video çekeceğim, ne yapayım? Araba aldım. Vallahi mi? Vallahi onunla geleceğim bir dakika içeriyle. Zenginlik be. Abi aynen. Sizin galeriden alsaydım keşke. Geç tanıdım sizi. Galeri kapandı abi. Sattım hepsini. Komple. Bütün arabalar bitti galeri kapandı. Ya baktım yani. Hiç ama reklamımızı yaptın mı internetten? He? İnternetten reklamını yaptın mı hiç babanın? Babamın mı? He. Şu anki açtığı ciğerci. Şu an ciğerci. Onun yüzünden yaptık ya. Kendine ciğerci aldı zaten. Kendine ciğerci. Nerede yeri nerede? Arkadaşım. Cennet.
şeyde ya. Klimalı çık, aile çık. Salonunuz mevcut mu? Tabii tabii. Tabii tabii. Süper. Ben de gerçekten en yakın zamanda geleyim. Oynayalım. İnşallah. Hepiniz tadalım. 50 bin dolar. 50 bin dolar falan aldım gerçekten. Harika. Reklam olmasın da. Ne reklamı canım? Aa, olur mu öyle şey? Hem de magnetli bakın tık. Buzdolabına da yapışıyor. Ya peki bir şey soracağım. Ben hep bu yani böyle ciğer salonu olsun, kebapçı olsun. Buradaki böyle fotoğraflı menüleri böyle kadınların Instagram'ına benzetirim. Kesper. Hani hiçbir zaman burada gördüğün gibi gelmez ya yemek. Kim? Siz de öyle mi? Geliyor mu böyle? Birebir bu mu? Ya bir gel ya. Bir gel ya. Abi şunu içsene. Valla süper. Aldım. Google'a bir gel ya. Kemal'a düşün yani 32 kilometre oradan közde mix yaptım getirdim ya. Ya sen ne evine kadar şanslı yani. Bir insansın. Bak üstünde yani. Kömürü vardı düşün. Kömür o yandığı yani. Kömür sıcak üstündeydi. Yani. Vay be uf. Abi. Rahat dur. Çok güzel. Otur. Çok tatlılar. Hayır. Harika gerçekten. Otur. O zaman ben... Sıkıldın mı? Sıkılmadım canım. Ne sıkılacağım? Ben kavga etmeye başlayacağız biraz sonra diye korkuyorum. Az bunlar... Oğlum beni bir yerde bu kadar uzun tutmayacaksın. Sana biri veriyorum şu anda. Yok. Neymiş? Çekiç. Az bunlar 12'den sonra şeye çekiliyorlar ya. Evet, oyuna boyuna az ha. Gidin der gibiler. Hayda. İnsan öz babasına yapar mı bunu ya? Ya iki konukla niye kavga çıkarmaya çalışıyor ben? Puanlama yapacağım. Her zaman puanlama yap. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seni ezdirmeyeceğim. Seni ezdirmeyeceğim sosyopat abla. Nasıl? Şaka yapayım yok. Değilsindir kesin. Kaldı abi. Esper. Babaş. Kişi chatte gördüm. Şu an 40 yıl bu arada hakikaten. Şu an bakıyorum. Yandı yani. Bitti. Öyle yapışır anladın mı? Yok. Bir daha da kurtaramazsın. Yani bu kurtulmaz. Programa çıkarmam. Hayır ben ilk girdiğimde buraya mesela Furkan yanlış yeri gösterdi. Sen geldin doğrusunu gösterdin. En azından aranızda ayık birisi var. Tebrikler. Programa çıkmazsa artık. 40 kayız bu arada. Bu ayırı yaptım. 40 kayız. O niye ölçüsüz? Arkadaşlar. O 50 binden önce alkış yok. Öyle bir şey yok. Vay be. Orada yayın mı açık? Ayrıca 50 bin deyince takipçiye falan neydi öyle bir şey vardı. Benim laptopta yayın açıktı. Benim laptopta değildir ya. Şu an ses geliyor. Aynen ses geliyor. O ne diyor yazmıyor mu senin laptopun arkasında? Yazıyor. 50 bin. Yok başka kimse yazabilir mi? O zaman oradan tamam gidiyor. Birazdan kapatalım. Burada yok mu oyuncak mı oyuncak mı? Sadece bilgisayar mı oynuyorsunuz ya? Silah mı var, şey var. İşte bunlar falan var. Ya bunları size yazık silah. Bu çocuklar. Silah değil mi pardon. Nerf. Ya sponsor. Abi senin sponsor. Aim'in iyidir. Efe böyle mi kandırıyor bunları? Ben atıyor önünüze bütün gün takılır mı? Bu mu yani? Nerede o? Bütün gün yemek yapıyoruz ki. Yemek yaparız. Beyaz nerede orada bak. Hadi ya. Bir kadının ağırlığı. Falan oynamak. O dolu. Dolu mu? Sen çok fenasın burada. Evet. Ben anladım. Kameralarla konuşmuyorum. O dolu. Bu ne kardeşim? Kaskı şu. Hayır aşkım sen aldın şey. Ne oluyor bu? Ateş mi ediyoruz bundan? Ateşleyim abi. Yanlış değil mi o? Yanlış. Ben bir telefonumu aldım. Hayır. Şöyle doğru taraf. Hayır. At sık tamam abi. Şu an sıkman lazım. Atın buraya buraya. Şeyi vuracak kafayı. Aha. Tamam bir daha çek. Bir çek. En sona kadar ittir. Bir daha çek. Kafaya vuracağım. Yani şimdi. Yalancılar ak. Dürbün zannettim. Bakıyorum ben böyle bir şey gözüküyor ya. Manyak çocuk ne yaptın? Eyvah şimdi bir puan verir bana kesin. Çok acıdı biliyor musun? Öyle. Çok başladı. Ne gülüyorsun lan arkadaşım? Tamam dur. Bak babanın önünde beni devirtme. Hayır. Abi kafaya. Abi geleceğini tüketeyim mi? Torunlarım. Vuramadım ben yalnız. Hedef küçük olunca bana bir şaka. Retina nedeniyle 30 bin dolar aldım. İntikamda aldım. Kusacak bir şey mi var? Kanalı yapma, kapattın. Yapma. Kanalı kapattın. Yapma. Yapma. Şakaydı de. Kameralarda makro lens yok yapma. Ya. Ya. Reji buraya bir büyüteç alabilir miyiz? Şaka yapıyorum ya. Şaka. Aslan gibi dedik kardeşim. Otur yerine. Yoga yapayım. Evet, nerede kaldık? Vallahi nerede kalmıştık bilmiyorum. Ben sana şimdi 10 puan vereceğim kardeşim. Hadi bir şey diyeyim mi? Şöyle karşılıklı olunca mı böyle? Aa bu demek ki böyle. Bak hemen yancı yapmaya başladık hemen. Hemen şimdi. Ahmet abi sana destek, sen bana destek. Abi Kespur'a mı anlatayım? Baksana Kespur, Kespur. Aa Kespur senin köpeğin oradan ona yürüyor. Oo sen nasıl? Politik bir yılan çocuk musun? Ya. Şaka yapıyorum kardeşim. Kendine yılan.
Bu ses ne ya? Orada bir grup daha mı? Furkan'cım böyle Furkan'cım bir kapatsana. Furkan bilgisayarı kapatır mısın? Furkan inat etti benimki değil. Hala inanamıyorum. Yok yok senin değil zaten. Başka bilgisayar onu kapatır mısın benim için? Figen gitti geliyor. Yok yeni geldi ya o yüzden biraz açık kalsın ondan. Yalnız YouTube'da en çok izlenecek bölümü galiba az önce çektik. Ya o da ne dedi? Oğuzhan Uğur ne dedi? Çok iyi. Çay da çok güzeldi. Harika gerçekten. Özellikle burada bana en büyük kazanç bu. Bunu verdiler. Onu geri verecekler. Onu da istiyorlar. Onu da istiyorlar. İzleyiciye verecekler. O da yok şuna yani. İmzalayacaksın. Vermem. Oğlum ben ünlü değilim ki. Niye imzalayayım bir şey vereyim? Ben bunu eve götürecektim. Yukarıda kırmızısı var çünkü onu it edecekler bana şimdi bunu verirler. Sayın izleyenler size kırmızısını göndereyim. Çok güzel gerçekten. Artık diyemedim bunu değil mi? Ulan canlı yayında çok kötü bir şey ya. Aynen. Az önce söylediğini artık çıkartamıyorsun. Kötü bir şey yani. YouTube'da bayağı mesela bu kaldı böyle falan. Evet, çok şey. Şimdi gidip herkese tek tek kanıtlaman lazım falan. Aynen. Güzel. Bir an güzel. Güzel ya. Ya Allah'ım çok şu an chat düet düet diyor ama düet yapacak mısın? Kemal'le çok istiyorlar. Kardeşim nasıl bir düet yapalım seninle istersen? Allah gitar yukarıda. Böyle chat yıkılıyor ama. Sen gitar çalıyorsun sonuçta. Gitar vardır. Babanın kırdığı zaman üzülmeyeceğimiz bir gitar getir. Mi'si yok gitarın. Aynen mi'si gitmişti. Aa. Mi olmadan. Yoksa o zaman mi? Black Sabbath çalırız paranoid en üstten tak 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 tak. Diyorsun. Tabii canım. Bekle. Bende gitar da var. Sen zaten konuş ben gitarı yok ben gitar çalamıyorum. Ben piyano. Aa ben piyano. Öyle mi? Senin de beynin sağ tarafı ve sol tarafı çalışıyor demek ne? Evet evet evet. Geçen söylüyordun onu da. Evet evet. Sen de mi öyle? Ne yemek kapar biliyor musun? Sol elinde salatayı yaparken sağ elinde tavukları zaten şey öyle yapıyor şu an. Öyle mi? Yani ya yemek uzmanı. O da ona yoruyor değil mi? İçeride işte tencereler var ya. Hatta ben akorda falan bakayım. Beraber. Sen de ondan da yemek ister misin diye. İstemem gerçekten. Beni de sağlık tokum diye. İpek biraz şey yanlış lanse etti. Zehirlenmek ister misiniz diye sordu direkt. Evet, sen bir kere fragmanı götür. Fragmanı götür. Ben onu bir daha yemez yani. Benim bile yesin. Ama bir şey olursa kapıcımız kırılır. Bir şey olsun canım. Kötüsü. Kötü mötü dedim. Ben ona dedim. Hayır kötü demedi. Ona dedim. Oğlum bunu yiyor. Oğlum bu ikisi var ya yemin ediyorum bak. Ben de çünkü bunlar sanki böyle sevgilileriyle böyle yazlığa gitmiş iki çift erkek. Çok ciddi söylüyorum. Biz de böyle abi. Siz beraber alışveriş edin kızlar falan. Mikrofon nasıl beceriyor dönmeyi kendisi? Ya bunu çok merak ettim. Kesin mikrofon beceriyor. Ben sen geldiğimde evde sesim çıktı. Dön olmuş beni. Dönüyor böyle arkaya. Hareket. Kablonun geldiği yönle alakalı böyle. Adamı gırtlağından vurdum ya. İyi misin bu arada? İyiyim iyiyim. Ama şu an yine de. Vallahi kızarmış. Benim nodül kızardı. İyiyim. Olmadı. Oldu şu anda. Geliyor Kemal şimdi. Evet. Gelsin de ben sonra bir gideyim. Gelsin sonra ben bir gideyim. Reji niye uyarmıyorsun beni? Çünkü programımız var. Çünkü sesini almak istemiyoruz. Ve dışarıda daha renkli bir hayatım var. Ona gidip seni banyo. Cidden çok yoğun geçiyor mu hayat? Gerçekten çok yoğun şu an. Bırakmayız. Yani bırakmayız nereye? Aa net konuş. Balkondan atlarsın. Evet gitmiyorum ben. 50 K'ya kadar buradayım. 12'ye kadar. Ölmüyorum. Ha, bir de bak zaman veriyor. İnsan der ki yerini yaptık böyle yatarsın. Tabii gideceksin ama yani kalmak yok. Kalırım ben uyurum şurada. Hayır onu da reji diyorum. Ha reji gönderiyor beni. Şey Ferit'in yanı hoş. Çift kişilik yatakta tek yatıyor. Öyle mi? Evet. Sabah kadar birbirimize puan veririz. Bir. Kapatmayın hatta yayını. Oğuzhan. Efendim. Blind ID öğrenmek ister misin? Hadi öğretin bana. Hayda. Kemal. Kemal. O zaman Kemal'le yapacaksınız onu. Kemal. Random. Telefonu random bir yere bağlamıyorsun. Başkası Blind ID istiyor. Dur önce bir düet yapsın. Blind ID abi. Ha, önce düet. Blind ID mi? Şu mikrofonumu kapatsana bir tuvalete gideceğim ya. Sizde böyle bir şey var değil mi? Kapatmadan evet, bir giden olur mu? Gidiyoruz kapatıyor. Reji kapatıyor. Tamam. Reji kapatıyor ya. Ben de kapatıyorum. Beni trollemiyorsun değil mi? Kapandı. Kapandı kapandı. Kapattım ben onu. Bir 10 dakika yokum çünkü. Kardeşim ben düete içeriden eşlik edeceğim. Ben basları veriyorum sen devam et. Çok iyi gerçekten. Vallahi yok yalım mı orada kaçayım. Ya şeyden. Ben de bir hava alayım. Acıyorsun. Ben çok geldim abi. Çete bakalım. Kızıyor çünkü orada. Leva. Leva. Sigmund. Geldim sigara abi. Sen de gidin. Folik Freud 31 TL göndermiş. Olsana sorar mısınız neden her ilgiyi kaybettiğini ama. Yani. Ha bak bunları sinirleniyor musun abi? Bunları okuyacağım. Evet evet. Abi şimdi bunda bir şey yok ki zaten. İlgi kaybettiğinde aksiyet hata semptomları gösteriyor acaba demiş. Neyi
buna bağlıyorsun? Yani ne yani? Ne yapıyor? Bak, anksiyete atarsın. Ne yapıyorsun? Chat'te niye tartışıyorsun? Hayır çünkü şu an çok... Ya sen onu bırak. Ben size bırak. Ben bu şeye giremem. Ben bu şeye giremem. Anksiyete atan semptomlarını sürekli ben gösteriyorum. O yüzden en iyi ben bilirim. Ha sen de mi? Ona sinirlenmiş o. Sakin olalım biz. Direkt üstüme alındım. Yok yok. Sana değil o. Babala Budabi, Pinch. Bütün hepsini izledim. Muhteşem bir insansın. Ama bunları onun yanında okumayınca da bilmiyorum şu an. Figen topla kendini yazmış biliyor. Figen dik dur Figen. Furkan akşam yayın açacak mı? Ayrıca Oğuzhan oraya çok selam söylüyorum demiş. Furkan açacak galiba değil mi? Akşam belki açar Oğuzhan abiyle yani açarız yayın. Ha çok tatlı olur aslında. Evet, Ozan abiyle benden bir yayın açabiliriz. O zaman yemeği de yiyecek mecbur. Bakalım. Yesin mecbur yani yemeklerden yedireceğim. Burada yemekler buz gibi oldu. Evet. Olsun nasıl bir şey olmaz ya ısıtırız. Okey. Burada hem pilav hem makarna olmuş çok tatlı. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Orada olmak tam bir wet dream. 5 Ocak doğum günüm. Lütfen doğum günümü kutlar mısınız demiş Cem Zaloğlu. Doğum günün kutlu olsun Cem. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Camper Jordan... Onu saymıyorum. Oğuzhan Uğur donated. Burada mı kaldı? Oğuzhan Uğur 3 lira göndermiş. Oradaki sahtekara söyleyin avukatın gerekli işlemleri başlattı demiş. Babalı Budabi Pinch. Onu okudu. Okey. Zeynep Ece Solmaz. Abi sürekli neden videolarda Malatya'dan bahsediyorsun? Bire selam yollarsan sevinirim demiş. Tabii ki söyleriz geldiğinde. Jacob Polat. Rakunlu geceler demiş. İyi geceler. Abi sevdiğim kız bana seni sivirim dedi. Ferit favorim sensin. Bir de Figen'i yayında biraz fazla görelim. Oğuzhan abi canımsın demiş. Çok teşekkürler bağışın için Aykut Altırak Koca. Oğuzhan Bozoğlu. Furkan akşam... Dur bunu geçme. Seni yayında daha fazla görmek istiyorlarmış. Benim evet. Tamam. Beni tamam. Bundan sonra burada kalacak. Ben kalmaya çalışıyorum ama 2 gündür biliyorum. Buradayım. Evet farkındayım. Evet. Elinden geleni yapıyor. Ben onu söyleyebilirim yani. Teşekkür ederim. Mutlu ettin. Ama ters oluyordu değil mi? Bu aşağı mı? Yok yukarı çıkıyorduk bundan. Ne yapıyorduk? Aşağı in aşağı. Aşağı aynen. Yukarıları okuduk. Chatte bulunan Selcan Aydın'a hemcinsi olarak selamlar öncelikle. Oğuzhan abiyi Karabük'e bekleriz. İyi eğlenceler demiş. Öykü Erhan'ın grill. Selam grill. Abone de olsana. Ben bunu da akım ettim. Bunu... Sen neredesin şu an? Ben seni takip edeyim. Teşekkür ederiz mi? Öykü bu arada. Ben şuradayım. Dur. Şunu oku. Ferit'in proluğu. Beta'nın boyu, Teta'nın inceliği, Furkan'ın tatlılığı, Figen'in gamzesi, Ece'nin İngilizcesi, Leon'un göbeği ve Kemal'in rakunluğu ile bir ay perfect demiş. Teşekkür ederiz Mehmet. Çok Mehmet sağ. Hiçbirimiz de unutmadığın için ekstradan evet. Teşekkür ederim. Furkan onu okuduk. Oğlum çok hızlı gidiyor şu evet, an. Evet, çok bir yoğun şey, ilgi var şu an. Hani ne yazdı bakayım derken aşağıya kayıyor. Reality for Love abone olmuş. Hoş geldin önümüze. Teşekkür ederiz. Abi orası Şampiyonlar Ligi gibi olmuş. Ne yapıyorsun JTG? Bu arada Oğuzhan abiye ve kendine babaya selamlar. Chat Reji Kalp please demiş. Size teşekkür bir selam. Kendine babişko. Pablo'nun da yine birine tekrar gliserite abonelik hediye etmiş. Hoş geldin aramıza. Kahramanımız Pablo. Pablo bugün en az ben 10 saydım herhalde ya. Yağdırdı yine sablıkları. Soru işareti ne oluyor? Ne? Bir dakika. Şekerleme mi o? Şekerlemeleri mi? Yok. Cavoları izleyerek seni tanımış bir insanım olsam bugün daha geniş kitlelerce izleniyor ve dinleniyor olmam muhteşem hissettiriyor demiş. Türk HES. Teşekkürler ama Oğuzhan şu an duyamıyor. Evet bunları duyamıyor olması beni üzdü ama belki sonradan kayda falan bakar. Bir şekilde haberi olur. Çünkü o buradayken de onun muhabbeti çok sarıyor. Bu sefer yine okay, bağışları okuyamıyoruz. Birazdan geldiğimde ben özellikle söyleyeceğim yazdığını. Seni herkes abi, sen çok gerçekten seviyor. Çok mükemmel adamsın. Bayrampaşa Çevik Kuvvet özel timden selamlar demiş. Çayımızı içmeye bekleriz demiş. Teşekkür ederiz Kürşat Kaya. Değil mi? Ataberk Ferit'e ve Kemal'e selamlar. Kespri getirip kameraya sallatabilir misin demiş. Furkan Kalp demiş. Teşekkür ederiz bağışın için. Kespri arada şey kameralara şey yapıyoruz ama çok rahatsız etme. Hırpalamayalım onu. Bu arada göründüğünden daha tombiş. Öyle yol deyince kaldırılmıyor aynen. Evet çok ağır bu arada. Bir falan kaldırıyor. Buz değil yani kilosu. Oğuzhan abi harikasın ya. Senin rakun alerjin yok muydu? Dikkat et herkese selamlar harikasınız demiş. Donhar Corleone. Doğru mu? Bir nasıl okudun? Donhan Corleone galiba. Donhan kısmını muhtemelen yanlış okuyorum ama Corleone kısmından Don eminim. Don diyelim. Teşekkürler Don bağışın için. Oğuzhan abi Babala TV'ye devam edecek misin? Olaylar haberler çok komikli. Devamını bekliyorum demiş Anbağım. Teşekkür ederiz bağışın için. Devam eder herhalde değil mi? Sorarız geldiğinde. Sorarız. Ben şu an takip etmeye çalışıyorum.
Oğuzhan abiye susam der misiniz demiş Osman Tastan. Susam. Okey. Kemal biraz Z yaptı gibi. Z yaptı. Kemal biraz R yaptı gibi. Oğuzhan abiye çok selamlar gerçekten demiş. Bombacı da R yaptı. Teşekkür ederiz. Ben anlamadım. Niye öyle bir şey söylediğini. O muhtemelen geriden gelen muhabbetlerden. Evet evet. Bir yerden yakalamışsan ama. Sonra öncelikle evdekilere selamlar. Kemal ve Oğuzhan deyiz. Blind ID geliyor. Blind ID geliyor. O yalnız efsane olacak. Onu teşekkürler, hakikaten Burak, kaçırmayın Yiğit bence. Sen devam et. Şurada. Şurada mı kaldık? Evet. Soner Borazan, bu arada pinçe konuk alacak mısın Kemal'i demiş. Onu gelince Oğuzhan abiye tekrar sor. Bu arada ben kaç yaşında Oğuzhan biliyor musun? Bir abi diyesim geliyor, bir Oğuzhan diyesim geliyor. Karar veremiyorum şu an. 30 civarıdır. O zaman... Ya, o zaman o sana, bana abi dayı değil mi? O. Bana çok abi sayılmaz. 85'iydi o zaman. 4. 4 mi? Pardon. 80. Yaşlı mı oğlum ben? Evet evet. Sana bu arada inanılmaz bağış var. Haberin olsun. Çok bana tatlı bağış? Şeyler söyledi. Yani bize bağış da sana mesaj. Paralar bize. Bir dakika bize. Ne? Paralar bize ne? Yok paralar bize. Hayır bizim. Az önce ağzıyla dedi. Canlı yayın bunu kesip YouTube'a koyun. Sana dedi bağış var dedi. Yok hayır. O kaç para bana? Kaç para bana? O paralar senin bize. Senin adına ama para bizde. Aynen. Çok umutlandın ama. Aa roket. Nerede kaldık? Aa, evet. Figen evet, kaydım evet, ben tamam, Figen. Kendimi kaybettim şu an. Nerede? Bilgisayar hazır alırsın. Sonra parazit. Yani okey. Arda Altınay selamlar hepinize. Oğuzhan abiye özel atıyorum. Seviliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada bugün ilk bağışım diyen çok insan gördük. Bu da çok güzel bir şey bence. Oğuzhan abiyle oyun oynayın. Birazdan Kemal'le düet mi yapacaklar? Blind ID yapacaklar. Babam bir şey diyecekmiş ona. Peki buyurun. Chat. Ben sıkıldım. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Beni tutmayın burada. Kusura bakma ya. Yeter. Aynı güne denk geldi. Seni bir daha görmek isteriz aramızda. Ne güzel oldu. Bir de Oğuzhan abi. Oğlum bu adam tamam, benden lan. Evet ama yeterince gidelim. Birbirimizi sevenler birbirimize öyle ufaktan sallaşırız. Ya vallahi çok mutlu evet oldum. Bir de bir daha gel abi. Sizin bu dostluğunuz zaten başka. Seviyorum sizi. Eyvallah. Hepiniz çok ayrı ayrı izleyeceksiniz. Aa! Ben sıkıldım. Aa o emekten. Sıkılır. Eyvallah. Benden de böyle. Abi ben buradayım, sen niye gidiyorsun? Ben bunaldım. Yani benden çok bile. Senin kesinlikle bu mikrofon gibi bir kolye alman lazım bu arada. Bak sana yemin ediyorum. Hangisi? Altın kolye. İçeride altın değil, beyaz altın. He. İçeriden. Çünkü saat, yüzük bir de böyle yaptın tamamdır abi. Koleksiyon çok ya. Çok memnun oldum. Baba tanıştığımızda ben oldum. Oh parfüm, yemin ediyorum 10 bin dolarlık parfüm gibi. Baba şeyden aldım. Burada kaldım yapışıp gideceğim bizim, ama. Bizim Adana'da şey var, Amerikan kaçak pazarı var. Buradan da sevgiler onları. Baba ben kaçar. Olacağım. Tamam. Yolculayalım. Mehmet abi geleceğiz yani. Ben zaten birinci gün geliyorum. Hepiniz, aynen valla o şey bir uğramak lazım. Ayrı ayrı. Ama o sofranın aynısı bir de fotoğraftaki değil mi? O fotoğraftakinin de aynısı. 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 Kestim abi. He. Tanıyoruz artık. Hemen bir puan verin. Hepinizi öpüyorum. Teşekkürler. Ben kendine çok memnun oldum Mehmet abi. Geleceğim ben sana özellikle. Mix. Mix ama diyet. Tamam, evet, diyetteyim ben. Yok, özellikle ya, yalan kebabı ya, yiyeceksin, tamam, zayıflayacaksın. Tamam. Kebabı yiyeceksin, zayıflayacaksın. Sizin özelliğimiz o var. O neymiş ya, olur oyun abi, oyna para kazan, kebap diye zayıfla. Bu nasıl bir dünyaya geldim ben ya? Gerçekten başım dönüyorum, süper. Öptüm bir daha, öptüm abi seni. Görüşürüz kebapçıda. Alzheimer başlangıcı mı oldu ne? Gider. Kendinize iyi bakın. Çok memnun oldum. Yine sizi bekleriz buraya. Elinde de power'la geziyor. Ama şarjım ben hastayım. Aynen. Kıza da oy verin kardeşim. Allah Allah aldım bilgileri. Seninki gibi değil biz. Vermezseniz valla. Teşekkür ederim. Orada kararlarım sizi vallahi. Abone olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz Mehmet baba. Evet. Oğlum. Öpeyim. Lan bir git, yaşlı mıyım ben? Hadi görüşürüz oğlum. Kendinize iyi bak. Öpüştük mü seni? Öptün mü ya? Öpüştük. Vallahi mi? Unutmayak da. Bugün şey yaparız hep birlikte böyle. Bakarız. Canlı yayın nasıl bir duygu? Yani bu benim alışkın olduğum bir şey. Yıllardır şarkıcılık. Beyaz Şov'a çıktım. Beyaz Şov'da böyle... Hani börek dersin. Börek demezsin ya. Hatta bizde öyledir. Börek dedi ha ha falan filan. Saftorik saftorik birbirimizi alay ederiz. Beyaz Şov'a çıktım, sonrasında kendimi izliyorum YouTube'da. Börek. Ya sen bir börekçi de yazmışsın dedi Beyaz. Tamam mı? Böyle yaptım bak dedim. Evet abi dedim. Bitmiyor. İki reklam aldım araya.
Abi heyecan, canlı yayın heyecan. Yanağım atıyor böyle falan içeriden. Ama tabii burası öyle olmuştur. Ev ortamı ya, çok rahat. Hem siz öyle bir sıcaklık, bir yakınlık gösterdiniz. Girer girmez bana böyle bu kim ya, konuk diye bunu mu getirdiler falan yapmadınız. Ya biz hem çok de, mutlu olduk bu arada. Biz bekliyorduk yani. Küçük sen çok mutlu olma. Sen çok mutlu olma. Herif beni oradan kesiyor ince ince. Bak yemin ederim tek parça çıkmak istiyorum bu evden. Caroline'le tanıştırayım size. İsim koymadınız büyük ihtimalle. Biz bunun ne olduğunu anlamadık. Tam bir Caroline tipi var ama abi. Ama Caroline olur evet. Caroline bu. Kafadan oluşuyor. İlk günlerde o benim için bir figürdü ama. Ya sen nasıl güzel bir moderatörsün. Baban gitti mi? Sen gel bakayım buraya. Ne öyle falan diyecek. Oğlum hakikaten bak bir yanda fax makinenin eksik. Ne kadar yakıştın oraya. Harbi mi? Evet. Şey nerede benim JTG TV şeyim var? Bak yerde var bir tane. Zaten arada şu moda giriyorum. Hani hiçbir şey yok ama burada yine de böyle elimde dursun bir şey varmış gibi. Abi çok bazen iyi ya. Onu ben biz canlı yayın yaptı o ne diyor. Orada o kartları kullandım. Heyecanlandım mı ona bakıyordum böyle. Canlı yayın 24 saat canlı yayında o. Tutunacağım bir şey yok. Komikti bayağı. Teşekkür ederim. Benim için de. Hiç konuşmadan güldürdüğüm tek program. Enteresan. Evet. Yemeğinizi yediniz mi siz? Yeseniz mi? Birazdan yiyeceğiz. Yeriz abi, acele söyle. Acele söyle. Ay, bunu da yarışmacı zannettim. Anca yayından sonra hep beraber yeriz. İnşallah. Yayından sonra galiba Furkan'la... Bu bir Ozan abiyle şey açacak. Canlı yayın. Ya ne güzel canlı yayın. Ne izleyeceğiz? Kendi videolarını izlersiniz. İzleriz abi. Yok, ya kendi videomu izlemem. Ben evde de izlemiyorum kendimi. Seni zaten fazla tutmayacağım abi. Ben altta yorumlara bakıyorum. Sonra... 10 duyduk. Acayip 7000, 8000 yorum geliyor. Kitap okuyormuşsun gibi oluyor sonunda. Harika bir şey gerçekten. Hepsini okuyor musun abi? Hayır tabii ki. Bu yayından sonra ben nerede yayınlayacaksın abi? Mümkün değil. Ne? Kendi kanalımda yayın açacağım. Kendi, kendi kanalında mı? Evet. Ben dün açtım abi ilk yayını. Ben ne zaman puan veriyorum? Şimdi ver abi. 10, 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 10
ben. At çok iyi ya. At gerçekten çok iyi. Abi ama zaten senin projeyi, onu bahsederiz oyunda. Senin projeyi zaten buradan sonrasına bıraktık ya. Ha eyvallah. Sonrasına. Eyvallah adam. Ay ne güzel. Böyle akşamları böyle bir ağırlık çöküyor musunuz? Böyle ay bugün de ne kadar işte birbirimiz arkamız, arka odalarda birbirimiz hakkında konuştuk falan filan deyip kenarda oturuyor musunuz? Tabii. Onu bana tutmasın. Yo. Bu çok tehlikeli bir şey aslında. Yemez. Hiç değil. Yumuşacık o, yumuşacık o. Ya bu sizi şey yapıyor. Burada mükemmel. Ben sana bir şey söyleyeyim. Elimden kimse almasın diye öyle dedim. O kadar seviyorum ki muazzam. Sabah dişlerimle bununla fırçalıyorum. Ayrıca içine diş fırçası da alabiliyor. Bu ne oğlum ya? Ne kadar para, iyi para verdiler mi? Bu ne oğlum ya? Aa, iyi para verdiler. Size vermiyorlar. Dur bakayım bardağı vurabilecek miyim? Ahanas. Ya. Yeah. Ahanas mı? Yeni bir meyve türü bu. Çok iyi. Onu. Tamam bunu şey yapayım. Aynen. Sakatlık çıkmadı. Bir... Hayır sürekli. Aa, kız sana bakıyor çünkü sürekli damlunucu. Evet. O şey yapar. Sen tanning mi gidiyorsun? Ya? Nereye gidiyorum? You know way böyle bir şeyin içine yatıyorsun, tan oluyorsun ya. Şey ya. Hayır ben solaryum çekimden geliyorum. Solaryum. Solaryum değil mi? Çekimden geliyorum. Ya şey makyaj var yani. Tabii tabii puf pufladılar beni. O biz niye yapmıyoruz? Hazır çekim. Oğlum size ben ama ben size pinç çekiminden biz geliyorum. Size bak pinç çekiminde böyle olur yapıyorlar. Ondan sonra sokağa da öyle çıkıyorum. Çünkü hemen silelim diye geliyorlar mesela. Ben de dedim değil misin? Ozan abi. Ne? Kullanayım ya. WhatsApp'ına baksana. Tabii bakayım. Ne şimdi herkes... Bana kaç puan verdin ne yazıyor? Bana verdiğin puanla ilgili... Sponsorla yani almışlar abi onu senden. Az önce 4 tane marka ismi vermişim. Onlardan para yatmış onun şey bildirimi geldi. Okay. Bak, ne yapacaksın? Şeyde televizyon gerginliği yok burada. İstediğinizi söylüyorsun, marka söylesin. Ben televizyonda zaten gerilmiyorum. Televizyonda beni geren tek şey herkesin gergin olması. Abi sen WhatsApp'ına baktın mı? Ne? Ciddi anlamda söyledim ben bakayım. Evet baktım. Ha tamam. Aklıma gerek duymadım okumaya. Ha tamam. Biliyordum. Siz ne zaman çıkacaksınız buradan? Bu ne zaman bitiyor? 21 gün daha var. Evet. 21 gün. Birden daha fazla. 7. gündeyiz. 4 hafta. 23 değil 28. Mi? 29'unda bak, çıkacağız abi. Yine ikisi öyle kapışıyor mi? Görüyor musun? Aynen. 29'unda girdik. 29'unda çıkacağız. Yine kapıştılar. Yine kapıştılar. 23 sansasyon. Tam Ferit. 21 mi 23 mü? Sansasyon. Sana Reci mi söyledi ya ortalığı karıştırdı? Yavrum Reci benimle muhatap olmadı. Ekrana bakıyor sürekli sizde adamlar. Ben girdim dedim ki şuraya hani ses buraya geliyor ya mikrofon falan arıyorum kimse göstermiyor. Ferit gel otur kardeşim de buraya da olur. Seveyim ya. Yok yok. Karşındayım ya. Yok, sen, evet abi buraya ya, gelir misin? Sen belli ki korkuyorsun ondan şey yapma. Ben de hayır. Yok yok şaka yapıyorum. Biraz önce dışarıda da konuştuk korkuyor. Şaka yapıyorum. Abi çok tatlısınız. Ya şu ekibin birbiriyle kavga etmesi mümkün mü ya?
Eleanor mümkün mü? Ninja. Ninja. Hayır şaka yapıyorum. Ha? Yok mu? Yok. Oğlum polisi falan arayın bu kim ya? Ninja. 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 Reji ninja bu. Reji ne ninja. Oluyor? Ninja. İşe girip ben de muhatap olmayayım bir şey ayarlayıp gideceğim. Teknik. Evet. Aynen öyle. Kameralar abi yemin ediyorum ben şu an tribe girdim. Kameraları da unuttum. Ben normal birinin evindeymişiz gibi oturuyorum burada. İçeri biri girdi kapüşonlu böyle vıt 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 bilgisayar açtı falan. Biraz azıcık bunu oynayın diye. Aa ekranda da reklam var. Azıcık bunu oynayın. Çok bir güzel. Oraya chat'i var. Chat'i veriyorlar. Haa diyorlar ki yani chat'i mahrum bırakmayın diyorlar. Konuşun diyorlar. Geldi mi? Bir de büyütecek onu. Bak ninja bu. O kırmızı... Aynen ninja. İçeri böyle girdiler mi onu spam. Oğlum. Direkt reaksiyon. Görsel. Çok iyi, çok iyi, çok iyi gerçekten. Bayıldım. Abi yarısı susam. Neden susam yorum. Diyorlar? Öyle bir... Videoları izlemiyorum. Ben o muhabbeti bilmiyorum. Susam. Bilmezsin tabii. İzlemediğin için aynen. Evet. Susam. İyi, ben onu de söylüyorum. İzle, öğren. Sussun. Bana sonra anlat de ki abi çok iyi ya da kötü. Senden alacağım yorumunu. Tamam. Sen izledin mi? Hiç oldu. Ben özellikle artık mevzuları izliyorum ben. O çok hoşuma gidiyor. Çok biz iyi. Yatmadan önce hep izliyoruz zaten. Açıyorsun televizyonu. Ya Smart TV'ye biz genelde... Oğlum ben masal programıyım. Ben niye yatmadan önce izliyorum? Sabah öğlen izleyin. Akşam izleyin. Doğru vaktiniz yok ama. Çok yayındayız yani mesela. Akşamüstü 5 gece 2. Senin diksiyonun da çok ya. Hiç onu götürmesin yalnız. Benim. Ha, diksiyon eğitimi aldın mı? Yok. Yok. Kesin al. Fan şaka bir. Bak Ali 1'den Ali 10'a kadar çok hızlı say bakayım. Ali 1'den Ali 10. Ali 1, Ali 2, Ali 3 diye böyle hızlı hızlı ama 10'a kadar. Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5. 55, 56, 57. Üzdün be çocuğum. Üzdün. Çok sen yap kanka. Çok Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 6, Ali 7, Ali 8, Ali 9, Ali 10. Ferit yine bu anı bekliyormuş gibi saydı. Sen yap. Ama yüksek ses. Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 6, 55, Ali 7, Ali 8. 65! Abone sayıyor şu an. Bak görüyor musun? Abone sayıyor. 55, 56, 57 falan. Ben para sayıyorum. Sen yap Furkan. Ne abi? Konudan. Pardon Furkan offline'mış. Abi öyle Tuğrul Uğur'la konuşuyorum. Kapat Tuğrul Uğur'u. WhatsApp'ta ısrarcı abim WhatsApp'ına baksın. Ya, baktım diyor. Gerek yok. Sen gerek yokmuş yazıyor. Aynen. Ha yayını izliyor zaten. Kanka sen yap. Gerek yok. Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 6, Ali 7, Ali 8. Ali'ye çal müziğini. Ali'ye izliyormuş demek ki o da. Twitch'te Ali'ye izlemek. Aa denesek mi bunu acaba? Yapalım mı? Eski dizi izleyelim. Twitch'te Ali'ye izlemek. İçeri giriyoruz değil mi? Telif'ten. Sen yapar mısın? Ezeli. Yapabilir mi? Niye yapalım? Ha izleyin. Hadi. Şimdi bizi niye gerdin bu arada? Şaka germe sen. Çok iyi bak yap ona kadar. Yapıyorum. Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 6, Ali 7, Ali 8, Ali 9, Ali 10. Kavga etme. Yemin ediyorum helal olsun. En iyi yapan sendin. Denemek ister misin? Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 6, Ali 7. Gitti. Şimdi yukarı çık. Bu sefer de Ali'lerden nefret edecek. Kesin Ali'lerde bir sorun var falan. Şaka yapıyorum. Sen yapmak istemez misin? Ay yapamam çünkü. Biliyorum işte o güzel olan o. Onlar yapabildi mi peki? Ama benim Türkçem bence denemelisin. Zaten kötü. Ben tamam boşver de... Türkçe. Kimin güzel? Deneme benim ne olacak ya? İngilizce yapsan. Oldu. İngilizce Ali, 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 olmaz. Olmaz. Yapmadın ne olacak? Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5. İyi gidiyor. Devam. Holy Jesus. Fark yapacaktım zaten. Evet Furkan sen de yap da bitirelim. Ali 1, Ali 2, Ali 3, Ali 4, Ali 5, Ali 6, Ali 7. Ali 1, Ali 2. Tamam. Sen de olayı sen bitirdin. Teşekkür ediyorum. Ama en düzgün, en güzel konuşuyor. Ben yapamıyorum ki. Ben yapabilsem niye size yaptırayım? Bize eğleniyor şu an. Vallahi yapamam. Mümkün de tek pasta geçirebilen bir can bazı Meryem ama bak bu gönlün inanmaz diyor. Rap söylerim ama onu yapamam. Siz bir şey diyeceğim bu biz bir öyle bir şey yapmıştık. Bu Onediyo'da normal mi bizim böyle rapçi gibi konuşması? Veya bir şey sunuyormuş gibi. Şöyle Onediyo'da öyle dedi. Çünkü Onediyo çok hızlı çalışan ve sürekli her gün içerik yüklemek zorunda olan bir müessese olduğu için herkes hızlı çalışmaya, hızlı konuşmaya ve birbiriyle hızlı anlaşmaya alışmış. Alışmış. O yüzden enerji herkes yüksek hızlı konuşuyor. Enerjiyi yüksek tutuyoruz yani. Enerjileri de çok yüksek. Oo, gerçekten. Tina Turner yastığı. Evdeki her şeyi seviyor. Evet bunu onlara özellikle sevdim. Mı evet bence de arasından bir tweetçi daha çıktı bak şu anda. Orada kalmış sana da bir puan veriyorum. Harika gerçekten. Yok mu bize bir action bir şeyler yaptığın? Puanlama yaptırın? Yapmayacak. Abi chat duet yapacak. Ve blind eye diyor sürekli. Bir de puanlama. Blind eye. Ya puanlama da gerçekten. Blind'da eve gelmiş yapmayacak. O yavşör konuk gibi olmak istemem ama hepiniz tam puansınız benim için şu anda. Benim babam oy verdi bize. Ne yapmış? Benim babam 3 saat önce oy verdi. Ama bir dakika. Biz o sitese girdik sen de gir istiyoruz. Hın hın. Hın hın. Birine biri vereceksin. Bir de abiye veriyorum biri falan. Kafa karışmış.
Yok, ben biri burada Furkan'a veririm. Yabancı değil çünkü. Aynı. Biri aynı Furkan'a verdim. Sana 3 verdim. Sana bak. Gözü şehirdi gördün böyle oldu şaka yapıyorum. Sana 3 verdim, sana da 3 verdim. Ama olmaz. 3 verildiyse ne? Haklı bir şey. Biz bana 2 ver. Tamam, sana da 3 verdim. Neden? Ali biri sayamadın. Bana 2 ver. Aa, 2 duruyor. Kahvaltı yemeği ben yapıyorum. Tamam olsun, sen 3 sus. 3. Beyin var burada, konuşma onun yanında. Sana 5 verdim. Teşekkür ederim. Ben ne önemi varsa verdim ama yani 5. Kemal 6 verdim. Biz yere bakıyoruz öğretmenler. 5 en yüksek değil mi? 6. Sana 6 verdim. Tamam. Size de 6 verdim. Onlar bizim... Abi öyle değil. 6, 5, 4, 2, 1 veriyorsun. Aynen. 6'yı bir kere verebiliyorsun. Yüreği 6'yı bir kere mi verebiliyorum? Sana 6 verdim. Sana 5 verdim. Sana 3 verdim. Sana da 3 verdim. 3'ü de mi bir kere verebiliyorum? Evet. Abi. Ay gerildim. Hık hıp hıp. Kalp sesi yap. Gerçekten senin kalp böyle yapmışsa yaşamam mucize gerçekten. İyi yaptın. Yok şaka yok. Güzel güzel. Sana 2 veriyorum. Neden 2 veriyorum? Sor. Neden? Bilmiyorum. Biz de işte böyle verdik gerçekten. Aa, ne kadar verdik bilmiyorum. O zaman burada kimsenin kimse kıl olmaya hakkı yokmuş abi. Çünkü ben şimdi bu çocuğa 3 versem buna 2 mi vereyim? Buna mı 3 versem buna mı 2 evet, vereyim? Abi, çok biz de o kafada biz de aynen böyle olduk. Vermek, vermek. Ben buna 1 verdim işte. Gerisini vermeyeyim. Tamam. Abi çok zor bir durum ya. Evet, insanları bir şekilde sanki değerlendiriyormuş gibi bir durum oluyor sizde ama aslında öyle değilmiş. Bak ben bile o kumpasa düştüm şu anda. Dışarıdan öyle gözükmüyor mu? Ama şey daha kötü evet, olmaz. Evet, ben biraz önce balkona... Herkes istediğini verebilseydi ve düşük verseydi o zaman daha kötü olur. Şimdi bir bahanesi var en azından. Evet. Vermek zorundaydım diyebiliyor. Anladım. Çok iyi ya. Ne oluyor ya chatte arkadan? Abi blind eye diyorlar. Blind eye. Düet ve blind eye diye spam. Bu televizyon da şeydi değil mi? Olaylı mı? Yok. Değil mi? Onlar ne için televizyon falan. Olacak gibi çok ama. Çok iyi televizyon ama. Olacak ben gibi. Çok bayılıyorum. Çok iyi televizyon. Mesela ben başka televizyon izleyemiyorum. Gerçekten. Hepimizin evinde bundan vardı. Retinam yanıyor benim. Aa retina dedim yoksa. Ahey ahey tamam. Retina muhabbeti mi? Onların. Bir gün ben bir programda insanın retinası falan diyorum. O da diyor ki bak retina dediğine göre kesin iPhone'dan para aynen, almış diyor. Aynen. İnanılmaz. Ama cevabı çok tatlı değildi. Ama o da trollemiş. Güzel. O da trollediğini bilmiyor ama ona diyor ki böyle saçma bir şey. Abi ben sana aslında orada bir saldırıda bulunmadım. Şey dedim. Yok fark ettim. CEO dedim düşünebiliyor musun dedim. Bir senede içine elinden alırlar dedim. Kemal Olsun'un şeyini izliyoruz. Aha aynen. Ya yalancı gülüşü gördün mü? Dinlemiyor. Göz gözü galiba böyle yaptı. He? Abi ben orada böyle dedim diyorum. 50 kere izliyor mu programları abi? Evet. Konuyu değiştirip duruyor musun? Konuyu değiştirme. Kim? Sana diyorlar. Sana diyorlar. Bana mı? Bana. Sana diyorlar. Sana diyorlar. Hani abi düet mi yaşıyorsun? Onlar düeti taktı ya şu an. Düet çalışsından sıkıntı. Aklılar mı bırakmazlar? Gitarda, yapana hani kadar. Gitar hani Oğuzhan güneş. Oğuzhan abi düet yapmak istemiyor gibi var. Bu arada onlar şeyde böyle bir handikap var. Hiçbir şeyden kaçamaz. Oğuzhan abi. Sıfırın çünkü. Oğuzhan yani, abi de problem yok. Gitarın teli kopup biliyorsunuz arkadaşlar. Aynen. O yüzden. Ya düet ya blind abi yapılmazsa çok ayıp. Blind yani. Nedir? Kınandan yapın ya. Onu Kemal'le beraber. Hadi bana öğret. Nedir? Blind'da ne biliyorsun? Gel abi gel. Bir anlatsın abi. Ya böyle şey gibi. Bir dakika şimdi şey yapabilirsiniz. Bana şu an ciddi bir anonim, workshop. Anonim herkese konuştuğum bir program. Random böyle basıyorsun. O anda o tuşa basanlar karşılıklı olarak eşleşiyorsunuz ve konuşmaya başlıyorsunuz. Anlatmıyor musunuz? Ben de bunlarda RP yapıyorum genelde. Hani doğulu bilmem ne falan filan böyle goy goy olmuş oluyor. Gülüşüyoruz, eğleniyoruz. Tabii kendin olarak da konuşabilirsin. Aynen. Normal ciddi de konuşuyoruz. O benim zaten kendim olduğumu bilmiyor mu? Hayır. Hayır, random. Aynen. Anonimsin telefonda. İnsan eşleşiyor program aracılığıyla. Burada. Allah Allah. Tamamen rastgele. Telefon şakası yapardık ya. Hoşuna gitti şu an eğlenecek. Hayır o hoşuma gitti değil. Karşımda nasıl bir şey çıkacak acaba diye. İşte çok bazen tuhaf. Yani çok direkt küfür de yiyebiliyorum. Ya bence bir tane yapma. Bak sen bir tane yapmayı öğreneyim ben. Aynen. Yap hadi. Tamamdır. Bir dakika bu insanları bu şey gibi mi yani bu programın amacı... Yok ya. Tinder gibi de troll ya, bu ya. Troll. Yani bir dakika sonra geçiyor zaten. Yapıyor. Karşısı da trollüyor yani. İkisi birbirini trollüyor aynı. Bir dakika süren var bu arada. Kapanıyor sonra telefon. Yok. Uzatabiliyorsun. Uzatabiliyor musun? Hoş gidiyorsa muhabbet. Karşındaki ne var? Bir tarafta isterse uzatıyorsun. Evet. Öyle mi? Alo. Merhaba. Selamünaleyküm. Nasılsın? Adana'dan mı arıyorsun acaba? Ben Adana'dan arıyorum. Sen nereden anladın ya bacım? Adana'dayım da birazcık. Ha sizde Adana neresinden sen hani? Ben Adanalıyım ama böyle de konuşmaya gerek yok bence. Bizim doğu tarafına kayıyor biraz. Biz oradan geldik. Salyan düştü lan dur. Adana'da
Ya, yaşlar kaç? Kadın ses duyunca çocuğun saçları kendi otomatikman tarandı, gördünüz mü? Yani inanın. Senin kolundan biri var, sen bilerek tamam. Böyle yapıyorsun. Yok, o ben abim. Ha, şu yastığa koyalım. Onu koy oraya da. Canlı yayına sıkıntı. Ha, onun için mi yapıyorsun? Aynen. Şaka yapıyorum, tamam şaka yapıyorum. Konuşsana, 69 saniye kaldı. Alo, merhabalar. Merhaba, ben seni çok sevdim. Ben çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımız arasında böyle bir uygulama varmış dedik. Arayıp birileriyle konuşalım, belki çok eğleniriz dedik ve çok eğlendik. Arkadaşımız inanılmaz taklit yapmadı mı gerçekten? Kitlendi kadın. Evet, harikaydı. Onlar da galiba böyle şey... Onlar da hep öyle RP halinde biraz. Ne oldu ya? Ekran niye kırmızı oldu şu anda? Saniye bitiyor diyor. Saniye mi bitiyor? Çabuk ekle, tavla diyor. Çabuk ekle. Süreyi uzatmaya bas. Sen niye basıyorsun ya? Ben basmadım. Allah Allah. Hayır, isteniz. Aa, yine mavi oldu. Çok güzel tabii, gerçekten. O stres çünkü. Süper. Neredesiniz şu anda? Sorun mu? Ben Bolu'dayım. Sen? Ben de uzamadım. Ha, Bolu'da mısınız? Müthiş gerçekten. Ben Bolu'ya et yemeye gidiyordum bir ara. Ben bunu niye size anlatıyorum? Şu an telefonda konuştuğum insanla konuşmam gerekiyor değil mi? Evet. Tabii. Harika. Bolu harika bir yer gerçekten. Çok soğuk olmasına rağmen. Şu an tünele girdiniz galiba. Bolu tüneli izlemiş. Bolu tüneli var, aynen. Bolu tüneli. Sesi gitti çünkü. Evet. Aa, Malezya'daki arkadaşa bağlandık yanlışlıkla. Mesela burada da like diyorsun ya da dislike diyorsun. Ben like. Ya da ben... Arı. Ben de sevdim. Tamam, burası ben. Ne kadar değil mi? Bolu'dan buradan Bolu'ya, bütün Bolu'ya. Yarın YouTube'da kendini görür o. Tabii YouTube'da. O değil de gerçekten iğrenç bir şeymiş. Ne gerek var böyle bir şey? Yok, bu size para veriyor mu şu anda bu aplikasyon? Ya. Para vermiyor değil mi? Yok, hiç para. İstediğini söyleyebiliyorsun. Aynen. Veriyor olabilir Kemal'e. Az önce suratımıza mı kapattı bu arada? Evet. Yaralıyım. Reddedildin abi. He. Valla güzel. Hayatta zaten reddedile hep falan deyip. A bakayım ne diyor orada? Düet. Bak buna şimdi buna tatmin oldular ya. Buna denedik şimdi düet. Hiçbir türlü bitiş hani. Tatmin olmaz. Arkadaşlar düette gitarda bak şu an Casper 7 için. Arada seks de yazmışlar. O oluyor onlar. Hayda. Hayır o öyle. Ha. Operasyon görmek istiyor musun? Ne dedilerse yapmak zorundayız şu anda. Chat'e bak şimdi. Chat'i izle. İnteraksiyon izliyorum. Bak. Evet. Seksler. 30 saniye geriden geliyor. Aynen. Yok, düet o kadar çok var ki olmuyor burada. Galiba yo, geliyor olacak, ama. Olacak. Geldi, geliyor gelecek, sanki değil mi? Geliyor. Ne bekliyorsun şu an? Bak, gördün mü? Şu an seks. Geldi abi. Bak, sadece seks yazıyorlar. Ya, çünkü seks. 20 saniye içinde artık... Reaksiyon alıyorsun. Halk istiyorsa. Halk istiyorsa yapacak bir şey yok. Neyse, kolay olacak abi. Ama yani benim de tercihim... Bir. Gizliden gizliye seni destekleyen bu değil miydi? Bugün adamını tanı. Adamı tanı. Bundan sonra kimin safında olacağını bil. Ben bu hafta 3 verdim zaten. Ona 3 verdi, bana 4 verdi zaten. Harbi mi diyorsun? Ama ben verdi. Ama gerçekten... Hayır. Gerçi bunu kaç kere anlattım? 5 verdin abi. Yıkıldım. Yıkıldım. Kime 5 verdim? Bak abi bak, zaten bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de şöyle bir şey vardır. Arkadaşını, dostunu... Ya alkol masasında, ya uzun ya yolculukta, ya da Twitch evinde tanırsın. Gerçekten yazıklar olsun sana. Ama gerçekten ben çok duygusala bağlayıp son saniyede merdivende değiştirdim. Size yani büyük ihtimalle yaşayan büyük benim burada. Bir tüyo vereyim. Bir insan cümlesine gerçekten diye başlıyorsa gerçekten %90. Yalan söylüyordur. Evet. Ya da geçiştirme yapıyordur ya da goy goydur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Biraz önce anlatmaya çalıştığı şeyi 4 kere gerçekten diye başlattı. Tamam, anlatsın bakalım şimdi. Ama yalan olduğunu bile bile dinliyoruz şu an. Ya ben biraz duygusala bağladım orada. Dedim ki gerçekten... Bravo! Bravo! Tebrikler size kendimi. Ama burası gerçek. Hani. Burası evde... Survivor! Burası gerçek. Lan bunları mı yapıyorsan canlı yayında? Neyleri? Neyleri? Nihat Doğan taklidi yaptın az önce. Benim koyunu... Aldım! Yapmasa demek 500 bin abonesi olacak. Harika gerçekten. Tebrikler. Yemek hazırlıyorlardı, bir takım şeyler falan. Ben de duygusal olarak dedim ki sanki bir tık daha fazla hak ediyorlar. Biz zaten arkadaşız ve alınmayacak hani biliyorum. Ama alınabilirler falan. Alınmamış, bak gözlere bak. Hayır. Yine chat eyşan oldu. Sıkıntı yok. İşte eyşan diyor. Kendine eyşan diyorlar böyle yapınca da. Sana mı? Evet. Bir de Rakun'a benziyor mu? Rakun. Oğlum şimdi sen söylemeseydin fark etmiyordu ama. Oğlum çok iyi ya, bir fotoğraf çekip Discord Channel'ı tekleyelim. Hayır, hiç alakası yok, pırıl pırıl gelecek. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Harika, dur şunu kip kip kalmış. Ha, ben de o şey... Adamsın, sen var ya, ya adamsın. Eyvallah. Neden? Öylesin çünkü. Bak Rakun diyorlar, yapmayın öyle şeyler chat kardeş. Bak Rakun. Bak Rakun resmi bile gelmeye başladı. Vay be, harika bir mecra gerçekten.
insanın kendini silkinip kendine geleceği bir ortam. Burada söylediğin her şey böyle dağın ya demek ki böyle gözüküyor diyebileceğim. Şimdi böyle müthiş ya. Bu koltukların hepsi dışarıdan mı geldi? Sizin özel koltuğunuz var mı? Bizim özel koltuğumuz. Vay be. Çok iyi. Çok pahalı koltuklar onlar ha. Ulan nasıl kazanıyorlarsa. Benim koltuğum yoktu, onlar getirdi. Daha yeni yayıncı oldum. Babana 10 bin liralık koltuk. Artık babadan destek almıyorum. Aferin sana. Aferin. Kaç yaşındasın sen? 22. Annem ya. Guncuk bir şeysin. Tebrikler gerçekten. Rakun diyorlar. Yapmayın çocuk rakuna. Gerçekten benzemiyor ya. Bak ben sincaba benziyorum mesela. Hadi oraya sincap dolduralım. Ah 20 saniye sayıcı. Yani bundan sonra sincapsın artık. Yani bundan sonra çetici... ben hep sincaptım ya. Bizim çetici sincap. Beni o fındık reklamındaki sincaba benzetiyorlar. Senin açınca böyle. Aynen. Oh. Şey, hareketler geldi. Geldi merhaba. Sincap. Zorba gibi değiller mi bazen? Hayır asla değiller. Böyle. Yok yok asla hayır, değiller. Hayır o şekilde demiyorum. Hani böyle. Hayır asla değiller. Hepsi lütfen Babala TV'ye abone olun. Asla değil. Hepsini de çok seviyorum ve konuşturmam seninle. Zorba gibi. Kötü bir kelime mi ki? Hayır. Zorba çok iyi bir kelime. Olumsuz bir kelime. Hayır ben şey hani. Sen nerelisin? Türk'üm. Hollandalı. Ama oradan Hollandalı geldim. Baba. Hollanda'dan geldim. Anladım. Evet. Çok iyi. Hollanda'dan gelir mi ya? Çok mu sıkıldın? Ben İngiltere'den geldim aslında. İngiltere'den geldin. En son İngiltere'deyim. En son neresindeydin? Londra'sındayım. Nasıl? Özledim oraları. Aynı git dedim ki. Benim mesela Instagram profilimde Londra metrosu underground. Onun önünde fotoğrafım var böyle falan. Onu koydum ki hani dünya görmüş çocuk falan desin diye. O da ne biliyor musun? Bulgaristan'a gitti film çekmeye. Plato vardı İngiltere metrosu. Onun önünde fotoğraf çektim. İngiltere gittim zannetsinler diye. Bunu da galiba şu an canlı yayında söyledim ya. Şimdi Instagram profilini değiştir. Ne yapayım? İmşalandı. 4 adım sonrası Amerika'ydı çünkü öyle Plato. Onu koyarım. Ha bunu da söyledin değil mi? Tamam. Ben en son Malatya'dan bir fotoğraf koyayım. Sanki bırakırsak her şeyi söyleyecek gibi. Söylerim oğlum. Bende öyle kamera şeysi yok. Ben tak tak konuşurum. Bunlar ne? Halil Sezai filminde hani sonda yazıyordu ya kağıtları unutmak için. Onun gibi. Onun gibi duruyor değil mi? İncir için. Sen bir sıkıldın bir daraldın ya bu evden. Niye böyle oldun ya? Sen gece duygulandın mı abi? Ya gel ben sana yer mi vermiyorum? Biraz şey yapalım. Ya, ya. Hayır. Bize ayrılan sürenin sonuna geldi. İyi geceler herkese. İyi geceler. Görüşürüz. Ellerinize sağlık herkese. Şimdi seninle yayın açacağız bende. Gel. Ne yapacağız? Ben de şimdi yayın açacağız sende canlı yayın. Bir yemek. Aynen.